İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Bu akşam yine konuşacağımız ne diyorsun? Çok önemli konular var. Ya Rasim. Öbür tarafta Haydarlar. Sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları sona erdi. Sivas Spor, Suat Altın İnşaat Kayseri, Erciyes Spor mücadelesi 1-1 sona erdi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı bu. Sivas Spor puanını 10'a yükseltti. Suat Altın İnşaat Kayseri, Erciyes Spor 13 puanda sevgili seyirciler. Onlar da 13 puanı yükselttiler, birer puan. Hamza Hamzaoğlu'ndan Ahmet Çakar'a cevap geldi bugün. Galatasaray Teknik Direktörü UEFA'nın maçlardan bir gün önce yapmış olduğu toplantısı sırasında sevgili seyirciler biliyorsunuz bugün konuşma sırası Hamza Hamzaoğlu ve Arsene Wenger'deydi. Hamza Hoca yaptığı açıklamada öncelikle Burak ve Selçuk'tan söz etti. Ahmet Çakar'a da sözü vardı. Ben yönetmenimden rica edeceğim, içeriği de kapatırlarsa eğer, kulaklığım açık kalmış şu anda, kapatırsa sevindim, teşekkür ederim. Bununla beraber Fenerbahçe'deki gelişmeler neler, Beşiktaş'ta neler oluyor, Dembaba'nın sakatlığı gerçekten Beşiktaşlıları bugün biraz daha üzdü. 3 hafta sahalardan uzak kalma durumu var. 20 gün uzak kalma durumu var. Henüz netlik kazanmadı Ertuğrul Karanlık. Yarın resmi açıklamayı yapacak sevgili seyirciler. Mustafa Pek demek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul'a geldi. Ertem bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Ertuğrul Karanlık var ya, Ertuğrul Karanlık doktor. Evet. Mouse'dan fazla söylüyor, tamam mı? 3 hafta diyor, 2 hafta, 1 ay diyor mesela, 2 ay diyor. 2 haftada iyileşiyor ya. Aa büyük iş yapmış falan gibi. Yani hatırlayın burada çok örnek gösterdi değil mi? İşte 2 ay oynayamaz denildi. 2 hafta sonra falan oynandı mesela. Çok öyle oldu. Kardeşim evet. İnsanları doğru yönlendirin. Kalk şimdi oynarken, yani oyundan oynarken ilk 45 dakika sapasağlam oynuyor ve çıkıyor. Ve sonra 3 hafta nasıl oluyor? Göreceksiniz, haftaya oynar. Kesinlikle inanmıyorum. 3 evet. Hafta 3 hafta falan filan da olduğunu. Yani bak haftaya oynayacaktır. Mustafa Pekdem'e de çok üzüldüm Ertem. Ben de çok yani üzüldüm. Yani hakikaten çok üzüldüm. Havalimanındaki görüntüleri geldi. İnanılır çok gibi. Çok üzüldüm. Allah yani oğlum hani oğluma şey yapmış gibi. Bir ay evvel beni aramıştı. Teşekkür dedim ki ya oğlum dedim bak Mustafa dedim. Çok dedim cengaver oynuyorsun. Her yere kafanı burnunu sokuyorsun. Yapma biraz kontrollü oyna. Dikkatli oyna biraz kendini kontrol et dedim ya. Her yere kafanı topunu sokuyorsun. Ayağını sokuyorsun. Yapma dedim ya. Çünkü sanki... Yani bunlar onunla konuşmamışım gibi. Gerçi bu maçta çok şey yok. Kafa kafaya çıkıyordu. Ama çok üzüldüm. Çok çok geçmiş olsun. 2-3 ay sağdan elmacık kemiği, burnunda kırık. Ya ne diyeyim yani bir şey. Çocuk devamlı ameliyat oldu. İki çapraz bağ koptu, bilmem ne koptu falan da filan da. Abi ben konuşuyorum. Hashtag'imizi verelim arkadaşlar. Ben konuşuyorum. Herkes bir işe, bir yere bakıyor. Ertem orada oynuyor. Ahmet Hoca almış önüne. Abdülkerim bu tarafa bakıyor. Bu da mandalina mı yiyor? Ne yiyor? Biraz önce canım çekti. Yayından önce soruyorum. Diyorum ki Rasim bir şey yer misin? Sanki bir şey içer misin? Çay, kahve, ya Ertem, gazoz. Sanki bir şey söyleyeceğim sana. Yani. Yok diyor. Program sanki yapıyor. Program başlayınca. Falan gibi. Ya, program başlayınca. Mandalina yiyor. Diyor. Bir bakıyorum. Yiyor. Bak bana haksızlık etti. Ben seni dinliyorum. Sen de bak. Sen de çevre kontrol ediyorsun. Ekber korumaları gibi. Bak ekber korumaları. Üstüme başıma bakıyorum. Bak böylesin. Sen de böylesin. Hoca böyle. O da mandalina bir şey yiyor. Mandalina. Yok kahve içiyor. Bir şey yapıyor. Mandalina vardı ben de gördüm. Bir tarafa bakıyor. Kardeşim mandalina ben konuşuyorum vardı. Ya biraz konsantre dikkat edin ya. Sen Sinancığım sen bana anlat. Baskın oldu. Ben dinliyorum seni. Klima açıldı. Ne oldu ya klima mı? Klima açıldı. Bizde klimadan böyle çalışıyor. Klima açıldı. Klima da futbol uygun. Bizim klimanın bile çalışması falan çok farklı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Başladı. Çok hızlı başladınız. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm Mustafa'ya. Ama ben yine Doktor Ertuğrul'u falan filan ben anlamam abicim. Ben Dembaba'nın 45 dakika oyunda oynayıp da soyunma odasında çıkan oyuncu 3 hafta falan filan diye böyle bir mantığı yoktur. Evet. O sakatlığın haftaya oynayacağını düşünüyorum Dembaba'nın. İnsanları hemen mutsuzlaştırmayın özellikle Beşiktaşlıları. Dolayısıyla güzel bir gün geçti bugün. Ahmet Hoca'yı göremedim. Uzun bir zaman göremedim. Bütün gün. Bütün gün gece 3.30'dan sonra Ahmet Hoca geldi Çakar bir şey söyledi bak. Hoca geldi o da yaşını veliahtı bak geldi. Hemen geldi. İyi dinleyin. Veliaht. Milli Piyango'dan para çıktı bana dedi. 1 trilyon dedi. 1 trilyon çıktı dedi. Avukatıma dedi vekalet verdim dedi. Yarın Ankara'ya yolluyorum dedi. Onu aldıracağım dedi. İnandık biz de. Peşinden devrim geldi. Yalan abi de sizi işletiyor dedi. Böyle bir şey yok dedi. Evet. Hocam durup dururken geldim. Bize yazdın. Hayır. Milli Piyango'dan para çıktı. Bugün evet, saat 21'e kadar işlerimi güçlerimi vardı da vicdan muhasebesi yaptım. Ne yaptınız hocam? Vicdan muhasebesi. Sizlerle burada beşimizin geçirdiği şu son haftaları düşündüm. Acaba dedim.
yanlış mı yapıyoruz? Biraz. Sonra azıcık okudum, kitap okudum. Kendimi hiç inanmamama rağmen acaba dedim tükenmişlik sendromunun içine mi giriyorum? Olabilir. Peki bu milli piyangoyu nereden uydurdun? Ama o anda şey işte benim senaryo gücüm çok fazladır. Hayal gücüm. Bir film yazsan hocam. Mesela bir film senaryosu yazsan. Biz de filmin içindeyiz. Oo, neler mesela, yazar neler yazar. Mesela Rasim'in rolü ne olabilir mesela? Söyleyeyim mi? O film bir hamamda geçer. Gülmeyin. Çok enter. Türkiye'de hiç hamam filmi yapılmamıştır. Var var var. Var, var, var da benim ben istediğim hamam tek değil. Evet var var. Hamam evet, hamam. Sen Google gibisin be. Allah. Biri hazır olsun. Neşe ilerleyersen şu anda neşem yok çocuklar. Ben seni bir neşelendireyim. Dur hocam daha başlar başlar. Hamamdan çıkıyor ya biraz da konuşalım ya. Birden sizi seviyor muyum, nefret mi ediyorum? Yoksa zoraki mi takılıyorum? Yoksa bir galden gerçekten bir kalp akımı var mı aramızda ben gibi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir sıkıntıya ben düştüm. Ben filmde mesela bir senaryo yazacak olsam mesela bizim bir ekibe mesela. Ya sen baba de, bu ne ya? Hani adam tesbih yapıyor. Yayında bak tesbih var. Stres var ya. Hocanın ya Rasim sen niye uğraşıyorsun kardeşim benimle? Hocaya mesela zorlanmam. Her türlü rolü veririm hocaya. Bak mesela veririm. Ne veririm hocaya mesela biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle hocam. Testere'deki mesela adamı veririm. Giriyor, akşamları giriyor, kesiyor. İnsanları kesiyor. İkinci de mesela ne veririm? İkinci rolü vereyim mesela hocaya biliyor musun? Mahkemede hakim yaparım. Hocayı? Hep kalem kırar, idam der. Kesin. Devamlı. Kesin. Hocaya rol çok. Suçsuzsan bile kırar rol, değil mi? Tek sürekli kalem. İdam. Hemen şimdi çocuk gelse, suçlu gelse, hocaya bir şey anlatsa. Yok oğlum öyle değil der. Sen böyle yaptın aslında der. Yürüyor der, evet. Paketler. Hocaya rol çok, hocaya rol çok. Hocanın neşesi yerinde değildi. Geldi, 29 numarayla bir başlayalım. Yavaş, şimdi geldi. Beşiktaşlı Dembaba dedik. Fikret Orman dedik. Tesbih dedik. Bir Beşiktaş'la başlayalım. 29 numarayla başlayalım. Neşelen Sinan Engin'den canlandı. Ahmet Çakar'a gelsin. Canlandı. Sinan Engin'den Ahmet Çakar. Burada olan bir dostum verdi. Özel yaptırmış. Benim biraz tesbih merakım var. Ondan dolayı uğurlu bir tesbih diye verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sayın Fikret Orman'ın tesbihi dikkatimizi çekiyor. Geçtiğimiz yılda Sayın Ünal Aysal, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal'ın tesbihi bir vardı çok biliyorsunuz. Çok önemli bir şahıstan mesela, çok önemli ya da değil onu siz karar verin. Hı hı. İyi akşamlar. Ne zaman yalan konuşmuşum, ne zaman vermişim, kırık bir haftada mı iyileşiyor? Radyoloji raporu Acıbadem Hastanesi'nde yazılıyor. Sinan Engin'e bunları sormak istiyorum. Doktor Ertuğrul Karanlık. Ya kardeşim burada çok oldu. İki ay yürüyebiliriz ha. Ha bir dakika bağlansana. Burada iki Ertuğrul ay. Ertuğrul Karanlık. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben de diyorum ki Ertuğrul, bak dinle Ertuğrul Karanlık. Ne zaman yalan konuşmuyor Sinan Engin'e hesap versin. Yalan diyor. Demedi ki. Ya şimdi küfür ettireceksin Ertuğrul Karanlık'a falan küfür. Allah Allah. Ay mesajını okudum. Bırak hele hesap versin falan değil. Bir şey söylüyorum burada. Bunun daha önce de örneklerini burada Erten'de çok tekrarladık. Aynen öyle. İki ay oynamaz diyorlar. Bir ay veya gazete yazıyor. Veya onun açıklaması değil. Gazete yazıyor veya işte X futbolcu. Bu zaten doktorlar arasında söylenmez mi? Bir hasta 10 gün önce 10 gün çıkacak, 10 gün sonra çıkacak derler ama 5 gündür normalinde. Aynen kardeşim bir şey söyleyeceğim. Peki haftaya Dembaba oynarsa ne yapacak? Kırık bir haftada mı iyileşiyor diyor. Ya kardeşim Dembaba'nın ayağında mı kırık var? Kırık varmış. Öyle diyor. Dembaba'nın ayağında kırık var. Galiba Mustafa Pekdemir kardeşim yapmayın yani. Radyoloji raporu yani. Kardeşim şeyden anla. Önce neyi tam dinlemiş mi ona göre. Biz burada söylediğimiz şeyi tam dinlesin. Burada bir şey söyledim ben. Dedim ki daha önce bunları okuyorum. Bir futbolcu burada Ertem'de çok bunu tenkit ettik.
Bir ay oynamaz diyorlar diyor mesela, tamam mı hocam? Bir bakıyorsun iki hafta sonra oynuyor. Ya bunda yırtık yok muydu? Nasıl iyileşti diyoruz. Şimdi bunu söylüyoruz. Üç hafta. Belki o açıklama yapmadı. Belki bizim internetlerde, Twitter'larda işte sizin bana söylediğiniz işte 20 gün yok Dem Baba diye. Evet öyle söylendiler yani. Öyle söylen. Belki Ertuğrul Karanlık bunu söylemedi. Belki o söylemedi. Bilemem ben. Ben söylediğini söylüyorum. Ben de diyorum ki kardeşim yani oyundan çıkan, yürüyerek oyundan çıkan adam ayağı nasıl kırılıyor ve 3 haftada nasıl ayak yaşıyor? Baş parmağı kırık. 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 Parmak kırık. Parmak çok önemli. Parmağın nasıl kırık? Ertem. Ertem kırık nasıl ya? Burada yerel türküleri yayınlaya şive de yerel aksana dönmeye başladı. Rasim'cim kırıksa bakın kırıksa süresi 3 hafta mıdır? Bu mudur? Ben de diyorum ki görürsünüz haftaya Dem Baba nedir Beşiktaş'ın maçı? Antep'ten sonraki hafta. Ertuğrul Karanlık adam mıdır? Adamdır tabii aslan gibi kocaman adam ya. Ne gelin ben? Ertuğrul Karanlık yalakalı sulandırma. Sulandırma. İyi bir tüp adamı. Bağlayalım. Sevgili Ertuğrul Hocam rica ediyorum. Bağlamasanız bu konuda anlatsın kardeşim. Benim ferahatim Ertuğrul Karanlık kariyeri karizması olan bir tüp adamıdır. Kesinlikle öyledir. Ahmet Çakar ne der bilmiyorum. Bir saniye ben rica edeceğim. Ahmet Hoca'dan da rica edeceğim. Almanya'da bir itibarı vardır. Değerli bir tüp adamı diyebilirim. Ama bir şey demedim. Ertuğrul Hocam. Rica ediyorum bağlanırsanız eğer bu ortadaki bilgi kirliliğini de ortadan kaldırırız. Şey amacımız sana. Tartışmak veya herhangi bir spekülasyona sebep olmak değil. Dem Baba'nın durumunu, Mustafa Pekdemek'in durumunu rica edeceğim sizden. Dün havalimanında Fikret Başkan çıktı bütün futbolcularını konuşturdu. Sizin de en doğal hakkınız lütfen çıkın bağlanın. Arkadaşlarımız arıyorlar biz sizi. Biz hocanın şeyi ne o? Doktorun Ertuğrul Karanlık'ın doktorluğundan veya bilmem neyinden falan filan demedik. Hep böyle söyleniyor dedik. Belki de söylememiştir ayrı bir şey. Hep böyle söyleniyor. 3 hafta deniliyor. Haftaya oynuyor. 6 hafta deniliyor. Şimdi Emre Zabunoğlu diyor ki Ertem abi diyor içeriden. Emre evet. Zabunoğlu. Onun da istihbaratı çok sağlamdır her zaman. Kırık olup olmadığı yarın belli olacak. Bugün çekilen işte. MR'da net bir şey çıkmıyor. Yarın net açıklama yapılacak. Kırık şüphesi var. Kırık bir dakika kırık şüphesi diyor. Var. Evet. Şimdi siz de bana dediniz geldiniz 3 hafta oynamayacak denildi değil mi? İddia. Ben evet. de diyorum ki iddia edildi. Ben diyorum kardeşim yani oyundan sağlam çıkan adam deve arası oynayıp da oyundan soyunma odasında oyundan çıkan adam nasıl 3 hafta olur? Bir. İkinci kırık olursa nasıl hemen oynuyor? Bunu açıklanasın dedim. Onun doktorluğuyla, adamlığıyla, kişiliğiyle ilgili ya bir şey söylemiyor. Ertuğrul Karanlık'ın geçen sene, evvelki seneydi galiba. Musa Sol'la ilgili bir evet, hadise evet. olmuştu ya. Hayda. Hayır şey. Ya Rasim ne hayda diyorsun İyi ya. İyi ya abi o dönemler adam aklandı. Tamam ben biliyorum lafı nereye getireceğim. Doğru Musa Sol futbolu bıraktı. Hayır abi. Ya, Musa Sol geçen sene futbolu bıraktı. Ya Ertuğrul Karanlık. Kardeşim ben diyorum arkadaşlar, ki böyle, biliyor musunuz Ertuğrul böyle bir olay yok muydu? Yok muydu? Şimdi böyle laflar ediliyordu. Şimdi bir insan için böyle laflar edilince bak, şimdi laflar sakatlık hemen. Haberlerinde ama, hep tereddütle bakıyor demek insanlar. Öyle olsa Beşiktaş yani. Jimnastik Kulübü, terazi lastik jimnastik kulübü kardeşim. Yapma bunu Rasim şey yapma hocam. Ya kardeşim Ertuğrul Karanlık'ı doktor olarak koskoca Beşiktaş Jimnastik Kulübü getirmişse. Beşiktaş Jimnastik Kulübü değil. Beşiktaş Kulübü. BJK. Evet. Herhalde diyorum ki bu terazi lastik jimnastik kulübü değil. Beşiktaş jimnastik kulübü değil. Hayır ama Rasim'in bunu ne amaçla söylediğini biliyorsunuz. Abartıyorum anlaşılmak istiyorum demek yok. Onun sürekli felsefik cümlelerinden Beşiktaş biridir. Burada Beşiktaş'a zarar kulübü. Vermek için terazi lastik Beşiktaş jimnastik kulübü diyorsun. Beşiktaş demedim. Hayır ben seni biliyorum. Ben demedim. Beşiktaş jimnastik kulübü demenin amacı belli. Bak biliyorsun. Ben sana gidiyorum. Tamamen sana katılıyorum. Tamamen sana katılıyorum. Tamamen. Ciddi bir kulübü. Evet. Yapmayın. Bu ben de Beşiktaş sesiyle geldim. Laf arasında. Bana Beşiktaş divan üyeleri mesaj gönderdi. Dün geldim. Beşiktaş kravatıyla geldim. Ben bu sene Beşiktaş'ın da şampiyon olmasını ister vaziyetliyim. Galatasaray toparlanmazsa. Neden? Beşiktaş'ı benim sevdiğim bir kulüp. Ya sen 4 hafta önce Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar dedin ya. Ertuğrul Karanlık adam değilse. Bir dakika. Ertuğrul Karanlık doktor değilse. Ya Ertuğrul Karanlık böyle dendi geçen sene. Öyle bir şey söylemedik. Ertuğrul Karanlık tıptan mıptan anlamaz denirse. Ben öyle bir şey söylemedik. Koskoca Beşiktaş Jimnastik Kulübü Ertuğrul Karanlık'a bir numaralı tabip, baş tabip yapmaz. Eğer yapıyorsa ve tamam. Bu adam değilse. Öyle bir şey olur mu? Bu kulübün adı...
Terazi Lastik Gimnastik Kulübü olur. Dinle bir dakika. Ciddi bir kulüp dinle, olmaz. Dinle Rasim'ciğim. Onun dediğim bu. Ertuğrul Karanlık'ın. Yine bakın, çeviriyor. Yine çeviriyor. Ertuğrul Karanlık'ın. Çevirmeci bakın, oldun yeşil. Ertuğrul Karanlık'ın doktorluğuyla, ünvanıyla, tıpıyla, adamlığıyla, kişiyle ilgili burada bir şey söylenmedi. Yok. Hep Sinan genel söyledi. Genelde bunlar genel olarak söylenmedi. Devam ilk yarıyı kapatmış mı? Ya Ertuğrul Karanlık'a soralım. Ya bir sus. Böyle bir ihtimal var. Ya bir dakika kardeşim. Bir şey anlatalım ya. Rasim bir müsaade. Ya bir konuşurken hemen buradan. Çevirmecilik hayır, varsa. Hayır bırak şimdi bırak. Çevirmecilik ya yoksa. Ya bir şey söyleyeyim sana. Koskoca Beşiktaş kulübü. Ya kardeşim. Terazi lastik gimnastik ya, değil. Ertuğrul Karanlık buna şey yapıyor. Şimdi dalacağım Ertuğrul Karanlık'a. Kalkıp yine Rasim'e mesaj atıyor. Evet. Atmasın mı adam? Ya bir şey söylemek açmıyor. İstemiyorum hadi. Neyse. Hayda. Ben adam kardeşim, değil miyim? Bana niye atıyor? Ya adam? Değil. Başka bir şeyden bahsediyor. Yani niye diyorsun doğrudan bana ulaşma? Bana niye ulaşacak kardeşim? Ben Ertuğrul Karanlık'ı falan tanımam. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Beşiktaşlısın. Ben sakatlıkla alakalı. Bana ne? Ben onun başkanıyla ben arkadaşım benim. Başkanım altı. Adam değilim diyorsun. Bırakacak bu işleri. Doktor ben başka bir şey söylüyorum burada. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Anlamıyorsun. 6 hafta deniliyor. 3 hafta sonra oynuyor. Allah hep oluyor. Nasıl oluyor? Evet. Hep oluyor. Yok hep bu böyle söyleniyor. Beşik, Ertuğrul'la ilgili değil Rasim. Karıştırma ortamı. Genel anlamda söylüyoruz. Ben Ertuğrul Karanlık bana mesaj çekti. Ben adamın, mesajı okudum. Ertuğrul bu Karanlık bu. Doktor değildir. Adam değildir falan filan. Bunları Sinan falan abi, tartışmadım. Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar ben soruyorum içeriye. Ertuğrul Karanlık veya Beşiktaş Kulübü bugün Dembaba konusunda bir açıklama yaptı mı? Yok. Yaptı. Radyoloji raporu hastanede yazıyormuş. Hayır. Yani şimdi burada bence... Bir bence Ertuğrul Karanlık'ın Ahmet Çakar'a da bir burada bir Ahmet Hoca'ya dönelim var. Çünkü niye? Galiba Ertuğrul Karanlık cephesinden söylendiğine göre Ahmet Çakar Ertuğrul Karanlık'a bu adam doktor moktor değil. Sova da yanlış tedavi uyguladı demiş mi? Tövbe estağfurullah ve Allah Allah. Hayatımda Ertuğrul Karanlık'ı görmedim. Yani görmüşsem de karanlıktı belki hatırlamıyorum. Hayatımda Ertuğrul Karanlık'tan konuştuğumu da hatırlamıyorum. Ertuğrul Karanlık nedir? Hangi konuda uzman doktordur? Fizyoterapist midir? Öyle deniyordu geçen sene. Amerika'da mı okumuştur? Almanya'da mı okumuştur? İstanbul Tıp Fakültesi mi? Hiç, Ertuğrul Karanlık benim için tamamıyla karanlık bir adam. Karanlık derken kötü anlamda söylemiyorum. Bir bilinmeyen. Ben de böyle hayretle dinliyorum. Bir tek evet. Bir şey biliyorum. Ertuğrul Karanlık bende şu ifadeyi çağrıştırıyor. Sadece hatırladım. Belki de dünyanın en büyük spor hekimi. Bir şey diyemem. Ve ben bir meslektaşıma da burada saygısız ifadeler kullanmam, kimseyi de kullandırtmam. Evet. Lakin şunu hatırlıyorum. Evet, Sinan'la hemfikirim bu konuda. Sov. İki sene önce Aykut Hoca zamanında Sov'un futbol hayatı bitmek üzere veya bu bacaklarla, bu eklemlerle, bu kıkırdak dizle hocam, bu dizle uzun süre futbol oynayamaz dedi. Ertesi haftadan itibaren Sov yaptı. Hala bitmeyen. Bu sene birazcık geriye gitmiş. Böyle bir buçuk yılı geçen. Şov yaparak geçen. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan bir atletik performansa dönüştü. Doğru. Şimdi benim hakkımda ama şimdi Bülent diyorum. Ertuğrul. Ertuğrul Karanlık'a bir sistemim var. Sevgili Karanlık beyefendi. Daha dün yeni yetme. Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Evet. Mesaj hocam, çekiyorsunuz. Bir dakika. Bana da saygısınız. Bir dakika ya. Yeni yetme derken. Hayır, spor basınının içindeki bakın, yeni isimlerden. 30 yaşında müsaade et. 33. 5 senedir. Onu kötü anlamda söylemiyor. Ya bir dakika. Herkes alınır oldu. Bakın çok yorgun. Evet, doğru. Sen devam et de biteyim. Hadi devam et hocam. Çok da önemli. Senin de tanıdığın. Geçen hafta sana da mesaj çeken. Kim o? Bir arkadaşım şimdi mesaj attı. Hani o tacizle ilgili. Evet. Mesaj çek. Evet. Aynen bildiği anladın evet. İsmi. Kulüp adına malzemeler getirip kendi adına muayenesinde kullandı. Diploması yok. Hoca doğru söylüyor diyor. Ben diploması yok demedim. Yapmayın bakın beyler. Hocam sen bir ara öyle demişsin galiba. Onu dediğini unuttum. Hayır. Herkes diyor benim. Ahmet Çakar zamanında Ertuğrul Karanlık doktor değil. Ben Ertuğrul Karanlık'ı tanımam. Ertuğrul Karanlık'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ve ben yani bugün futboldaki bütün o çakal çukal takımına laf yetiştiren adam Ertuğrul Karanlık'a mı laf yetiştirir? Ben Ertuğrul Karanlık'ı tanımıyorum. Kim ne derse yalan söylüyor. Ben de ama kırıldığım nokta şu. Burada bir meslektaşım var kardeşim. 40 yılda futbolun içindeyim. 15 yıldır da medyacıyım. Üstelik meslektaşız. Sen bana niye mesaj atmıyorsun? Hocam benim numaram vardır adamda. Ya istersen benim numaram. Çünkü benim numaram da Türkiye'de ben, herkes buluyor. Hocam ben Ertuğrul Karanlık'ı ben tanımıyorum. Hiç korkuyorum. Ama şunu hatırlıyorum. Sanki burada yine Ertuğrul Karanlık ince kıyım doğranmıştı. Ve ben de onu o zaman ya adamın hakkını yemeyin. İşte adamın ben kariyerini geçmişten Almanya şimdi vesaire. Pardon, ben senin istediğin gibi konuşuyorum. Onun üzerine hatırlıyorum. Bak kardeş. Ben bilmiyorum. Ertuğrul Karanlık son 10 dakika içerisinde mesaj attı mı? Attı. Tamam mı?
Şu anda telefona bağlanmıyor mu? Senin telefonda mesaj atıyor da neden yayına bağlanmıyor? Ya. Ertuğrul Kanan'ın gerçek anlamda karanlık cepheye doğru gidiyorsun biz kardeşim. Biz Erkan'a... İyi akşamlar, ne zaman yalan konuşmuşum, ne zaman zaman vermişim. Kırık bir haftada mı iyileşiyor? Ya bağlan konuş lan kardeşim. Radyoloji raporu bilmem ne haftada yazıyor. Bağlan ya da bilir, çok önemli ya, bir şey. Ya hoca sonra istedi. Ya bırak. Biz Ertuğrul Karanlı'la falan doğramadık. Biz Ertuğrul Karanlı'la doğrasaydık eğer Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ooo! Bir şey falan mı oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir odası pey gibi ya. Hayda diyorsun ya. Ne oldu? Zaaaat diyor ki ne bu ya? Bir dakika, bu iddiayı sevdim. Bir dakika. Biz onu doğramadık. Eğer Sinan Engin doğrasaydı Beşiktaş'ta doktorluk moktorluk yapamazdı. Kardeşim biz burada bir yayın yaptık hatırla. Sen de buradaydın. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda. Bir dakika, biz burada bir yayın yaptık. Ağırlığı vardı. Biz burada bir yayın yaptık. Ağırlık falan değil. Biz burada bir doğru yayın yaptık. Eriksson alınıyordu. Alınmadı. Değil mi hocam? Doğru. Eriksson alınıyordu. Samet Aybaba oldu hocam. Ya bakın beyler, şimdi kimsenin aklına cebinden paralar gitti. Şimdi bakın biz beyler. Biz ne diyeyim? Biz bir şeyi mantıklı anlatırız burada. Biz o konunun üstüne çok fazla gitmedik burada. Üstü kapalı geçtik Musa Sobri'nin. Ama istiyorsa Ertuğrul Karanlık'la ilgili bir araştırma yapayım. Ben hakikaten tanımıyorum adamı. Bilmiyorum. Hayda. Senin mevzunudur. Hangi üniversitede hocam, bilmiyorum. Bilmiyorum. O tür laflar var ama bugün, doğru bir şey değil. Bugün Mustafa Pek demekle ilgileniyormuş kendisi. Dembaba'yı görme fırsatı bulamamış. Evet. Kırık şüphesi var demiş. Ben bugün Mustafa Pek demekle ilgileniyorum. Evet. Bundan dolayı Dembaba'yı henüz görmedim ama kırık şüphesi var şeklinde bir açıklama. Ben bir şey diyeceğim. Bu şu doğru mu? Bence Fenerbahçe camiasında Beşiktaş'ımız yabancıyım. Sova kronik sakat diye Fenerbahçe'den kovuldu diyor meşhur bir Fenerbahçeli Aykut bana. Aykut Hocaman istemedi. Aykut Hoca istemedi. Doğru. Evet. Bu meşhur Fenerbahçeli manatı mesela doğru mu? Sova kronik sakat deyip Fenerbahçe'de kovuldu. Ama eğer hemen bak, de Beşiktaş'a geçti. Bak şunu söyleyeyim. Sen bunu eğer, bilmiyor musun? Eğer ben biliyorum da doktor, o sova kronik sakat dedi. Ben bunu biliyorum. Benim normal Aykut Hoca, Aykut Hoca istemedi ben. Evet. Ya, sova kronik sakat veya bu diz yapısıyla uzun süre futbol oynayamaz, tempolu futbol oynayamaz, arka arkaya maçlar oynayamaz ifadesini hatırlıyorum. Evet. Ama bunu dedikten sonra son iki yılda Sov'un performansına bakıyorum. Oynadığı maç sayısı, sakatlandığı maç sayısına falan bakıyorum. Ertuğrul Karanlık tamamıyla yanılmış. Şimdi burada doktorlar yanılabilir mi? Yanılabilir. Eğer bu işte bir herze varsa, bu işte bir gayri rahmani bir iş varsa bu da ortaya çıkar. Ama şu var, önemli bir şey söyledi arkadaşlarım. Koskoca Fenerbahçe, Ertuğrul Karanlık'la çalışmışsa ve ayrıldıktan sonra koskoca Beşiktaş kulübü onun o zaman adam değil diyemeyiz. Doktoru yapmışsa, şimdi Ertuğrul Karanlık'a da burada cümle kurmamızı, yani rencide cümle kurmamızın fazla bir manası yok sanırım. Abi şunu söylemem lazım. Yedek kulübesinde takım doktoru olarak bulunan bir adamın tıp fakültesi lisansı olmaması imkansızdır. Bu yönde Ertuğrul Karanlık'la ilgili laflar geliyor. Ben zannetmiyorum, benim hatırladığım bu arkadaş, bu kişi çok uzattık bu konuyu. Ahın tıp fakültesi mezunuydu. Çok uzattık. O zaman da yine ben hocam bak al, ya şaşırabilirim ama sanki o zaman Ahmet Çakar Ertuğrul Karan'ı doğramıştı hocam bak. Benim hafızam yok. Doğru mu hocam? Bak, ya başlasın şey hocam baş ver. Hatırlamıyorum ya, şimdi başlatmayın. Benim işim Ertuğrul Karan'ı Türk futbolunda bu problem varken. Ya bırak kulübün doktorunun karısını seyirciler. Ama Dembaba sakat ne önemli. Sevgili seyirciler, Dembaba'ya geçmiş olsun. Mustafa Pekdemir'e geçmiş olsun ama Dembaba'nın ayağında muhtemelen ciddi bir sakatlık var, kırık var. Dembaba kesin olarak Tottenham karşılaşmasında forma giymeyecek. Önümüzdeki hafta Gaziantepspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin zayıf olduğu söyleniyor. Mustafa Pek demek zaten ilk yarıyı kapattı. Cenk Tosun'la Beşiktaş gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim Mustafa Pek demeyi bugün ziyaret etti. Ve aynı hastanede olan Biliç'te eşini de ziyaret etmiş sevgili seyirciler. Hemen bunu da yeri gelmişken belirtelim. Sevgili seyirciler, bugün Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzıoğlu bir açıklama yaptı demiştik. O açıklamayı ekrana getireceğiz şimdi. Biliyorsunuz Burak Yıldırım ve Selçuk'la ilgili olarak Sinan Engin'in bir açıklaması vardı. Burak Yılmaz'la Selçuk'a. Selçuk konusunda biliyorsunuz Flora Metin Oktay tesislerinde Prandelli'nin odasına girdiler. Bir ziyarette bulundular dediler giderken. Sonrasında gözyaşlarını tutamamışlar. Üzülmüşler. Ve sonrasında da Hamza Hoca'nın gelmesinden sonra grafikleri bir hayli yükselmişti. İki karşılaşmada da çok iyi performans sergilemişlerdi. Bugün Hamza Hoca bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Spekülasyonlara dikkat dedi ve ekledi. Dilerseniz o açıklamayı ekranlarınıza getirelim. İddiam şu. Selçuk ve Burak
Prandelli ile çalışmaktan mutsuz oldukları için, ki bu doğal haklarıdır, takımı sabote etmişlerdir. Bu doğal hakları değildir ve Prandelli'yi göndermişlerdir. Yani Selçuk ve Burak'ın bugüne kadar iyi oynamadığına gelince ben her zaman söylüyorum. Yani oyuncularımız bize göre şekil olur. Eğer bugün sahada onlar hata yapıyorlarsa bunlar demek ki bizlerin bir şeyleri eksik bıraktığımızı gösterir. Ben oyuncularımın hepsinin özverisinden yerlisi yabancısı ayırt etmeden hepsinin özverisinden ve takım için verdikleri mücadeleden dolayı memnunum ve kendilerine teşekkür. Burak ve Selçuk bize göre şekil alır diyor Hamza Hoca. Sevgili tamam, aynı benim dediğimi söylüyor zaten. Hamza Hoca geldi, Prandelli'yi yediler. Hamza Hoca'nın gelmesinden çok mutlu oldular. Ona göre şekil aldılar. Mükemmel özverilerini ortaya koydular. Özveri günden güne değişmez ki. Özveri hocam, nasıl oluyor? Şey, Prandelli zamanında özveriyi ortaya koymayan, özveride bulunmayan, onu istemeyen oyuncular Prandelli'yi yedikten sonra ve Sinan'ın lafına göre odasına girip hüngür hüngür ağlayıp yolcu ettikten sonra ki bunlar timsah. Ahmet Şakar, ben seni çok zeki bir adam olarak ben görüyorum. Kardeşim. Deminden beri Hamza Hamzoğlu'na cevap veriyorsun ya. Hamza Hamzoğlu mu sana cevap verdi? Kim verdi? Hamza Hamzoğlu mu sana cevap verdi? Vallahi eğer o şeye benzemiyorsa böyle bir kahvede oturan Trakyalı bir genç adama benzemiyorsa Hamza'yı da o konuşacak. Kimdi o kardeşim? Hamza değil miydi? Peki sana bir soru. Hamza polemikçi bir adam mıdır? Öyle senin gibi bir polemik azmanıyla daha görevinin başındaki neredeyse birinci anladım günü. Şimdi sen o vahşi husumetini, o aylardan süre gelen intikam hırsını. Anlaşıldı, ben hiçbir şey demiyorum. Sinan Engin, seni tebrik ediyorum. Sen de bir şey dövüşüyor. Bak hoca. Fatih Terim'i arıyor. Fatih Terim'le arası çok iyi. Danışık'ı dövüş oynuyorlar. Tamam, ben bu işi anlayacağım. Fatih Terim mi aramayı? Benim mi? Öyle diyor. Şimdi benim ben lafı Hamza Hamzoğlu'na Fatih Terim talimat vermiş midir de getireceğimi bildiği için Fatih Terim'i övmeye başladı. O zaman da şimdi Hamza araya sen şimdi bana niye giriyorsun? Ahmet Çakar. Aradan şimdi beni niye katıyorsun sen bu işin için? Demedim mi bayramlaştılar? Hoca bir şey bayramlaşma falan bir şey demedim. Ben ne alakası? Çok eski bu. Geçen sene bayramda mesaj attığını. Hoca kendi söyledi mesaj attığını. Bir şey söyleyeceğim. Ayrı bir şey. Daha da arayabilir mi? Kardeşim sen kendin... Ya şimdi Fatih Terim mi Hamza Hamzoğlu'nu konuştu? Hamza. Ya nereden ne? Allah seni kahretmesin ya. Bir dakika. Beni burada yiyemezsiniz. Hamza Hamzoğlu polemikçi bir adam mıdır sevgili Ertem? Hayır değil. Hiç değil. Hele bir polemik azmanı olan Ahmet Çakar'la göreve geldiğinin neredeyse birinci günü. Evet. Polemiğe girecek bir adam mıdır Hamza Hamzoğlu? Ama Galatasaray teknik direktörü cevap vermelidir. Dün akşam girmez. Ahmet Çakar'ın bu iddialarına topa karşı girmez. Cevap vermelidir. Hamza Hamzoğlu topa girmez. Soru hepimiz gelmişti. Tanıyoruz. Soru gelmişti. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok sakin diyebildiğimiz bir adam. İkide bir hayda dese ne dersin? Ya Rasim Ozan'ı taklit ediyor. Ya da Rasim Ozan'dan taktik aldı, talimat aldı. Öyle dersin. Şimdi Hamza Hamzoğlu. Bir bakıyorsun Ahmet Çakar'la... Bu dakika bir gol bir. Rasim'ciğim yanlış anladığınız bir şey var. Hamza Hoca, sevgili Hamza Hoca. Benim dediklerimi teyit eder tarzda konuşuyor. Diyor ki futbolcular hocaya göre şekil alır. Tamam. Ne demektir bu? Hayır, demektir. Bakın şöyle anlarım. Bir hocayla 20 hafta çalışırsın. Hoca seni taktiksel disiplin içerisinde dizayn eder. Şunu daha etki olsun. Evet. Beyler dünyanın en büyük hocası. Dünyanın en kötü futbolcuları. 2 maçla 3 idmanla değiştiremezsin. Hamza Hoca diyor ki. Moral motivasyon yükselmez mi? Şimdi diyor ki. Biz ona coşku verdik. Çok basit. Prandelli zamanında onlar kasten demeyelim de tam motive olup oynayamıyorlardı. Evet, normaldi hocam. Bak yediler. Hamza Hoca geldi oynadılar. Hamza da ben dediğimi diyor. Hocam at sahibine göre Kişner denilendi. Atasözünün cevabıdır bu aynı. Nedir burada? Hocaya göre şekil alırlar. Demek ki hocayı söyleyeyim. Beceremedi. Bu hoca onları becerdi. At niye sahibi bunu söylemiyoruz? De Kişner, bak şu var şöyle söyleyeyim. At sahibi de Kişner, göre Kişner bir atasözdür ama at nihayetinde bir hayvandır. Evet. Tamam mı? Yularından çekersen, güzel çekersen, ayaklarınla iyice bir atasarsan. Bunu da iyi antrenman edersen, iyi motive edersen, iyi taktik verirsen bu çocuklara. Demek ki Prandelli ne Selçuk, ne Burak, at değillerdir. Evet doğru. Bugün dünyada çok az insanın kazandığı büyük paralara imza atan çok değerli futbolculardır. Bana Burak ve Selçuk... Galatasaray'ın Avrupa macerasının 5 maç sonunda 0'a inmesinin hesabını vermelidirler. Geç. Ben şunu soruyorum. Madem bu kadar coşkuyla oynayabiliyordunuz, madem bu kadar özverinizi sahaya koyuyordunuz da
Daha önce neredeydiniz? Ben bunu söyleyemeyeceksem tamam, konuşma üzerine benim burada işim ne? Ben yeter bu şarkıyı koy. Daha Selçuk, nerelerdeydiniz? Vardı ya. Selçuk bana iki şeyin hesabını verecek. Şimdi ben açık bir Pandora'nın kutusunu açalım. Bilir misiniz Pandora'nın kutusunu? Tabii. Pandora'nın kutusunu açarsınız. Kutu. Şimdi açıyorum. Selçuk'cum ya. Şu Londra'da oynanan Arsenal Galatasaray maçından sonra tarihin o tozlu yapraklarında unutulmuş bir ifade var. Onu bir açıkla bakayım. Neydi o? Prandelli diyor ki yorgundu. Oynamak istemedi, oynatmadım. Sen diyorsun ki benim hiçbir şeyim yoktu. Hoca oynatmadı. Şimdi bunun sebebini araştırıyorum. Çok yakında bu sinemada. İki, Anderlecht'te görmüş olduğun kırmızı karttan son derece rahatsızım. Ne demek istediğimi anlıyorsun, anlamıyorsun, anlamanı bekleyebilirim, beklemeyebilirim. Bunların hesapları bir gün çıkacak. Ekmek yediğiniz Galatasaray'a, sizleri çok önemli değer haline getiren o muhteşem kulübe bakalım. Değilsiz feriştahınızı ihanet ettirtmem. Şimdi hocam. Şimdi bundan sonra Hamza Hoca geldi. İstediğiniz oldu. Bundan sonra kaytarmak, maytarmak yok beyler. Ertem, ona göre. Biraz teknik bir bilgiye verebilir miyim? Ben? Tabii. Bu hocam, konu hakkında ben hiç konuşmadım tabii, biliyorsun. Mutlaka vereceğim ama bu, bir grafiğimiz bir boşa gitti. Hemen sen tamam grafiğiyle çat. Yalnız gelip, ben bu bir teknik. Geliyorum. O, size soraraktan evet, geliyorum hocam. Grafik gelsin size dönüyorum evet, hatta şu anda. Bu koşan Burak Yılmaz mı diyor Prandelli? Galatasaray'ın Akhisar maçını izlerken Abdülkerim hocam. Evet. Prandelli'nin bu koşan Burak Yılmaz mı şeklinde hayretler içerisinde kaldığı belirtiliyor bir gazetede bugün. Evet. Ne diyeceksiniz? Doğru mu acaba? Şimdi ben dediği gibi Sinan Engin'in doğru mu acaba? Bunu bir tartışmak lazım. Gazeteler çıkan haberi ciddiye yani almamak lazım. Ben biraz futbol tekniği açısından biraz bilgilendirmek istiyorum insanlarımızı. Ahmet hocam da beni dinlerse. Dinliyorum, dinliyorum sevgili kardeşim. Tabii Ahmet hocam çünkü mantıklı şeylere kulak asar. Şimdi Burak Yılmaz'ın Prandelli ile Hamzaoğlu dönemleri arasında performansında hiçbir farklılık yok. Burak Yılmaz takım kötü oynarken de Prandelli zamanında kötü sonuçlar alırken de hep bu çabasını, iyi niyetini göstermiş bir oyuncudu. Koştu, mücadele etti. Olmadı, pozisyonları kaçırdı, tepki aldı. Fakat Burak Yılmaz'ın koşma sorunu hiçbir zaman olmadı. İstek sorunu hiçbir zaman olmadı. Evet. Bir araya gireyim şimdi, hocam. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bir açıklama yaptı. Dedi ki topa vurmak üzereyken vuramıyorum çünkü özgüven falan kalmadı. Bana, evet. Sürekli ıslık. Ama iyi niyetinden hiçbir zaman değil mi? Hani hocayı, hocayı evet, protesto eder hiçbir tavrını görmedik. Aynen öyle, hiçbir zaman. Şimdi gelelim asıl önemli olan Selçuk konusuna. Selçuk'la birlikte Hamzaoğlu'nun gelmesiyle Selçuk'ta şu değişim oldu. İnsanlar teknik olarak futbolu bilenler bunu takip ederler. Şimdi bu Prandelli denen zar üçlü bir orta sahayla oynuyordu. Meletok önlü bir oynuyordu. İki yanında iç orta saha oyuncusu sağ içte Selçuk oynuyordu. Selçuk İnan sağ iç. Sol işte Cemali ile oynuyordu. Evet. Böyle oynattığın müddetçe Hamza Hamzaoğlu değil 8 tane Hamzaoğlu gelsin. Mourinho gelsin oynatamaz. Mourinho gelsin yine kötü oynar Selçuk. Selçuk hayatta iç oyuncusu değildir. Selçuk çift ön numarodan biridir. Ki Galatasaray'ın ilk 2 sene şampiyon oldukları sene Melo ile ikisi tarihi yazmışlardır. Dolayısıyla Hamzaoğlu geldi. Hamza Hamzaoğlu eski sistema döndü. Melo ile ilk maç yan yana oynattı. Umut da söyledi. Evet, bu son maçta da Emre Çolak'la yan yana oynattı. Ve gerçek yerini bulan Selçuk İnan kendine döndü. Teknik olarak bunu bilgilendirmek istedim. Galatasaraylı futboldan anlayan seyirciler de bunun farkında. Eyvallah hocam. Artı şöyle bir durum daha var. Bugün Umut da aynısını söyledi. Geçen hafta diyorum 2 gün önce Burak Yılmaz da aynısını söyledi. Bizim oyun sistemimiz zaten bu. Biz buyuz şeklinde diye. Bir de artı Hamza Hoca milli takımda zaten 4-4-2 oynayan bu ikiliyi ileride oynayan Umut ve Burak ikilisinin nasıl oynayacağını biliyor. Bir de şunu da söyleyelim. Hamza Hoca'ya haksızlık etmeyelim. Mesela biz burada çok dil patlattık. Bu Emre Çolak çok yetenekli bir oyuncu. Prandelli bu iki genç oyuncudan hiç istifade etmedi. Hamza Hoca gelir gelmez Emre ve Buruma'yı da performansları da ortada. Zaten, yani Hamza Hoca'nın eli dokunmuş bu takıma. Ya zaten bir şey söyleyeyim sana. Yani biraz abartıyoruz. Yani Selçuk'la Burak çok anormal bir futbol falan oynamadılar ayrıca. Ya çok anormal bir futbol oynamadılar yani. Yani birisi orta sahada Iniesta, öteki de yani kalkıp da yani santrafor yani kalkıp da yani ön tarafta Messi falan aynen, gibi de oynamadılar. Hocam falan, onları, Ahmet hocam onları zaten, çok farklı hayır, görmüş. Burak zaten hep böyle oynuyor. Ama şimdi bakın Hamza Hoca'nın söylemek istediği bakın arkadaşın. Bir antrenör burada kendi yeteneğinden bahsediyor. Antrenör kendi yeteneğinden bahsediyor. Diyor ki antrenöre göre futbolcu oynar diyor. Bunu şöyle diyor ki hani Prandelli zamanında bu çocuk dedi ki Abdülkerim'in taktikten rahatsızdır.
motivasyondan rahatsızdır, mutsuzdur. Takım içinde oynadığı yanındakilerden mutsuzdur. Evet. Ve dolayısıyla iki kanatlı oynadı. Ve evet, tamamıyla nerede oynadığını bildi Selçuk. Aynı şekilde evet, Selçuk çok da müthiş falan yani çok üst düzeyde oynamadı ha. Kendisi gibi oynadı. Normal oynadı arkadaş. Kendisi gibi oynadı. Yani normal oynadı. Yani onun için yani bunda bir şey aramaya gerek yok. Yani Hamza Hoca Ahmet Hoca'nın söylediğini söylemiyor. Hayır, Hamza Hoca sadece şunu söylüyor. Kardeşim bir antrenör taktiğidir diyor. Yani tabii, demek ki diyor ben diyor farklı motive etmişim diyor. Antrenör eli değmiş. Bunu söylemek istiyor. Sinan'cığım bir şey de hatırlatayım sana. Arsenal'de sen o maçtaydın hatta. Mesela Melo'yu orta sahadan alıp ön libero oynattı. Hocam son adam. Libero oynattı son adam. Melo ne hallere düştü? Libero bile değil. Ne? Muslera'nın bile arkasındaydı. Evet. Ne hale düştü Melo? Aynen öyle. Selçuk da o durumdaydı çocuk. Şimdi gerçek şimdi yerine dönünce performansı yükseldi. Ve bu hemen belirtelim. Bu koşan Burak Yılmaz mı haberini direkt olarak Prandelli'yi aramışlar. Prandelli böyle mini bir röportaj vermiş. Beyler hikayeyi anlatmayın. Bana Selçuk Arsenal Londra'daki Arsenal maçında hocam, niye Prandelli devrilmiş midir? Junta yöntemiyle mi devrilmiş? Kesinlikle. Türkiye'de futbolcuya dayalı düzen vardır. Yasa dışı. Arsenal maçında da oynatılır, oynatılmaz da. Bir futbolcu kırmızı kart görür de görmez. Hayır, demiyorum onu, demiyorum. Ya Prandelli'yi de hocam ne güzel bir yemekmiş. 3.4 milyon TL mi aldı? Ne aldı? O gece buradaydık. Evet. Ne güzel Arsenal maçından sonra para kazandıran Junta. Prandelli'nin açıklamaları hala kullandı. Evet, doğru. Bak bunlar unutulur ufacık detay. İkisi çelişkili açıklamalar yaptı. Şeytan detaylarda gizlidir. Oynanacak maç hazırlık maçı falan değildi. Veyahut da tekrar Balıkesirliler beni özür diliyorum. Türkiye Süper Ligi'nin en dipteki takımıyla veyahut da Türkiye 2. Ligi'nin bir takımıyla kupa maçı oynamıyorsun. Doğru. Arsenal'le dönüm maçı Londra'da oynuyorsun. Doğru. Kadro bir açıklandı. Tugay da vardı galiba. Evet, Kerimoğlu. Tugay Hoca ile beraber. Sinan Erdoğan Selçuk yok. Şimdi sakat değil. Kart cezalısı evet, değil. Londra'da. Evet. Çocuk Londra'da. Peki hasta değil. Doğru. Önce bir tevatür çıktı. Hı. Bağırsak enfeksiyonu, kusuyor, ishal falan gibi. Okey. Maç bitti. Prandelli'ye sordular. Biraz yorgundu, oynatmak istemedim. Daha hala kulaklarımda çınlıyor. Ki antrenmanda yeri almasına rağmen sabah. Biraz yorgundu, oynatmak istemedim. Mantıklı. Selçuk da deseydi ki, ya birden bir yorgunluk hissettim. Oynatmadı. Tam tersi ben hazırım dedi. Tam tersi ne dedi? Vallahi ben tırnak içinde zumba gibiyim. Hazırım ama hocam beni oynatma. Şimdi bakın, ben bu çelişkinin üzerine... Şu çelişkili açıklama. Bunlar mışlı değil tamam. Birinci adam söylüyor, muhatabı söylüyor. Tamam. Yani idareci veya oradaki basın mensubu duyduğum kulak misafiri falan siz diyorsunuz değil. Ki Prandelli oynatmadı. Hocam, bakın, beyler. Şimdi burada iki kişiden birisi yalan söylüyor. Ya oyuncu ya teknik adam. Sen burada teknik adama mı inanıyorsun? Başka bir şey var. Ne şeye gelmeye demek çalışıyor? Ben yavaş yavaş anlıyorum hocanın nereye gelmek istediğini hocam. Bir dakika gelmek değil. Şimdi bakın evet, ben inanılmaz bir komplo teorisi geliyor yine. Yaşlı başlı bir adamı olsam. Ultra yaşlı başlı adamı. Ya bu Galatasaray Avrupa şampiyonu. Dünyanın paraları verilmiş, oyuncular alınmış. Takım Türkiye'de tepede güzel. Evet. Prandelli ile de tepede. Ya evet, şu takım bir... Allah aşkınıza hiç değilse Anderlet'i geçip hocam UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemez miydi? Ben de diyorum niye ki etmedi? Şimdi oradaki kırılma noktalarını söylüyorum. Beyler ben böyle ufacık detayların üzerine kitap yazıyorum. Bahis baronlarına mı lafı getiriyorsun? Ben hiç beni manipüle etme. Ben fikirlerimi söylüyorum. Selçuk, İnan ve Prandelli'ye yapmış oldukları Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bu birbirinden %100 tamamen 180 derece zıt açıklamalarının bana esma ve mucibesini söyleyin. Ya gerçek ya nedenini söyleyin. Ben gerçek nedenini bir gün olacak öğreneceğim, bulacağım, kanıtlayacağım. İki, beyler 30 yıl... İnsan maç seyrediyor. Bunun 20 yılı maç yönetmişsen veya futbol oynamışsan. Evet. Futbolda bir şey olduğu an size aykırı geliyor. Mesela cumartesi gecesi Balıkesir kalecisi Emrullah'ın yediği gol çok tuhaf değil mi? Evet. En ufak bende huzursuzluk yaratmadı. Tırnak içinde bir kaleci hatasıydı benim için. Çok net konuşuyorum. Ama bazı kalecilerin yediği goller geçmiş yıllarda da rahatsızım dedim tapelerde çıktı. Şimdi bu konuyla alakası olmamasına rağmen mesela şunu, o penaltı var mı penaltı? Bakın Selçuk, asla bir şey ima etmek istemiyorum lütfen. Selçuk özelinde konuşuyorum. Anderlet Galatasaray maçını seyrettim. Hakemi evet, seyrettim. Hocam. O pozisyonu seyrettim. Selçuk'un kırmızı kartı benim için hala koskocaman çok büyük bir soru işaretidir. Bir şey ima ediyorum etmiyorum lütfen bunun detayına girmeyin. Ama Selçuk'un şimdiye kadarki oyun fizik yapısını, oyuncuya müdahalesini, hakem ilişkilerini bilen bendeniz
Anderlecht Galatasaray maçındaki 80 küsürüncü dakikada Selçuk'un yediği kırmızı kart beni rahatsız etti. Açık konuşuyorum. Ya ben arkadaşlar içim atmam. O kırmızı kartı bir hazırlayabilir misiniz? Hocam bir şey ima etmiyorum diyorsun. Harbiden ima ediyorsun işte. Mağazos açıldı diyorsun. Bir dakika kardeşim. Ben bir şey ima etmiyorum diyorsun. Ben hesaplarını sorma merci değilim. Soruyorsun ama işte. Bu niye açıldı diyorsun? Hayır, merciyi bana cevap vermek zorunda değil. Ben bunu kamuoyu adına, Galatasaray adına soruyorum. İki şık var. Ya cevap vermezler sana ne derler ya da bu masum hocam, kırmızıydı penaltı. Bir şey sorabilir miyim sana? Soramazsın. Ben. Niye soralım hocam ya? Sorarık. Sevgili Ahmet Çakar, sen yorumlarında bir dönemi kapatmış, bir dönemi açmış bir adamsın Türk futbolunda. Neymiş o? Şimdi sana soruyorum. Hangi yorum? Ben dönem falan kapatmadım. Hocam yaptın bak. Ben ne dönemi kapattım yani? Lütfen açık konuş. Bahis baronlarını kardeşim, mı kastediyorsun? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bahis baronlarına mı lafı getiriyorsun? Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Siz her zaman sıkıştığınız vakit futbolda her şeyi bahise falan şekilde sokuyorsunuz. Ya sen seversin bahis baronlarını. Futbolda başka türlü gizemli insanların üstünü kapatmaya çalışan tuhaf işler yok mudur? Vardır. Evet. Niye her şeyi böyle şike, ama bahis falan gibi... Bahis baronları. Ya, bahis baronları lafı onların üzerinde de konuştum ama ben şunu soruyorum. Özellikle Selçuk. İyi çocuk, hoş çocuk olabilir. Evet. Ama Selçuk göründüğü kadar futbolda o naif, o pırıl pırıl. Evet. Evden işe, işten antrenmana... Sakın burada bir çapkınlık gece hayatı falan ima etmiyorum. Sakın ha, sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Ne iman ettiğini Selçuk, biz anlıyoruz hocam. Valla anlayana davul surna. Hocam biz eski futbolcuyuz hocam. Biz anlıyoruz ne iman ettiğini. Neyi kastediyorsun? Söyle. Hoca abi, diyor ki böyle diyor Türk futbolunda sessiz adamlar vardır diyor. Hocanın bir tane daha zamanında Oğuz Çetin vardır. Ben isim vermem. İsim vermeyeyim mi? Ama onunla olan diyaloğun hala aklı var. Ya var kardeşim. Bırak isim vermeyin. Her şeyi vermeyin. Selçuk İran'la ilgili neyi ima ediyor? İşte aynı anlat. Anlattığım gibi bazı oyuncuların çok sessiz göründüğünü, evet, bunların aslında o kadar sessiz oldukları kadar alttan efendi olmadıklarını, bunların takım içinde bir takım kulislerle böyle, iş çevirdiklerini olabilir diye. Bak Burak, Burak'la ilgili hiçbir kuşak. Hocam sessiz adamdan korkuyor, çok sessiz bak, gidip gelen adamdan korkuyor. Doğru. Anladın mı? Bunu ima ediyor hocam işte. Beyler. Şimdi Fenerbahçe diyorsun değil mi? Emre. Evet. Emre ile ilgili düşüncelerimi tak 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 söyledim. Çok açık çünkü çok adam net. Değil mi? Adam herkes da çok açık. Düşüncemi, seninle ilgili de düşüncemi söylüyorum. Herkes. Ama özellikle sevgili kardeşim Selçuk. Selçuk İnan. Selçuk İnan için konuşuyorum. Evet. Lütfen hata ediyorsam bağışla, senden bin defa özür diliyorum. Hocam. Baban yaşındayım. Sen de beni çok rahatsız eden. Böyle ufak bir sıkıntı var. Bir takılma var. Onu kopartmam hocam, lazım. Hocam sinsi mi buluyorsun? Hayır başka bir şey. Aferin işte buluyorsun. Hayır, sinsi ben söylemiyorum ama. Sinsi buluyorum. Müsaade eder misin? Ne rahatsız ediyor hocam bir seni cevap ya? Verebilir miyim hocam? Hiç sıkıntıdasın. His hayır var, bak hoca şimdi. Hislerin ne hocam? Hayır hoca şimdi yine söyleyeceğim yine diyecek. Hocam ben de bu çocuğu tanıyorum diyorum. Testere testere. Ben de bu çocuğu tanıyorum. Ya senin de tanımadığın yok. Anasını satayım. Bahtiyari'nin takım kaptanında tut. Beşiktaş'ın yedek masörüne kadar herkes tanıyorsun ya. Bir kere tanımıyorum. Bir kere tanınır adam. Hocam, hocam nereden geldi? Şeyden mi geldi? Valilikten hocam, falan. Ben hocam ben bir hocam geldi. Hocam tanıyacak ben tabii. Ermeni Kilisesi'nde papaz değildim ben. Ay ne var onda? Hayır yani. Papazı futbol adamı mıyım ben? Bir yerde kimse Ermeni olayını... Bir dakika. Allah Allah. Allah. Bir şey demedim oğlum bir yerde. Bir dakika. Hocam, ben bir Ermeni dostuyum. Hayır pardon hocam. En yakın hocam. Bir Ermeni dostuyum. Beni düşünüyor. Kötü niyette söylemedin. Kötü niyette söylemedin. Attı bombayı ortaya diyor ki kötü niyette söylemedin. Bir köyde imam hocam veya ben. Köyde imam Şişli yani. Cami imamı da değilim. Veya tamam. Beşiktaş zabıta müdürü de değilim. Tamam doğru. Ben futbol adamıyım. Doğru. Futbol adamı içinde Türkiye'de ne kadar futbolcu varsa... Hakem varsa, antrenör varsa tanırsın. Hepsini tanırım. Hakemleri de tanırım. Allah rızası için. Burada seninle biz 35 yıllık arkadaşız. Bir 10 yıl falan. Ya tanıdığın herkes seni... Ya pırıl pırıl. Ya birazcık da pırıl pırıl olmayan bir adam olsun ya. Rasim sakin ol. Ya hep bir pırıl pırıl ya. Çay getirin, su getirin. Ölüyor mu ya? Rasim ölüyor. Ölüyor. Yemin ediyorum ölüyor. Su dökeyim gel. Ya su dökeyim gel. Dökme. Ya Rasim iyi misin? Dökme dökme. Ama şimdi konuyu saptırdınız beyler. Çok diyeceğim bir yere söylüyorum. Beni böyle Selçuk'u konuştururken beni... Deniz aşırı yerlere götürüyorsunuz. Bir şey anlatayım sana şimdi bak. Sinan sen bana bir şey anlatma. Benim anlattıklarım şu anda kitaplara geçecek. Sanki ben hani bir şey söyleyeceğim sana. Onu tanıyor mu bunu tanıyorsun? Evet, hocam kalkıp da siyasi olarak sen bana şimdi 3 tane siyasi yazar söyle. Tanımaz. Tanımam. Onu anladım. Rasim buraya geliyor arkadaşları. Sen tanımıyorum. Değil.
duymuyorum. Sen duymuyorsun sana. Söylediğin konuda. Allah aşkına. Söyledikte yüzlerce futbolcu olacak. Hepsi pırıl pırıl. Ahmet müzik ver bana. Pırıl pırıl. Sen de ödül alamıyorsun. Ver Ahmet. Aman abi bıktım bu müzikten, ne olursun ya. Hocam. Allah rızası için. Selçuk İnan konusunda %1 milyon kere yanılıyorsun. Hayda. Ben de sana diyorum ki ben Selçuk İnan'ın, bakın bak Selçuk İnan'ın adam mıdır? Tanıdığım, bak ben tanımadım insanı. Hayır ya. Rasim. Yok. Yani bana bak. Niye sulandırıyor? Tam turşucu bu ya. Şimdi reklama gitmek zorundayız. Dakika. Çok önemli. Dakika çok önemli. Sinan abi. Beni iyi dinle hocam. Hocam ne olur reklamdan sonra. Reklamdan sonra. Selçuk'a hemen bir cümle. Sonuna kadar. Hemen bir cümle. Kefilim yanılıyorsun. Tamam. Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Ahmet. Bir dakika. 5 saniye. Hayır. Bir saniye. Reklam arasında imza attıracağım. Ahmet. Selçuk Selçuk'a kasama koyacağım. Ahmetciğim reklama. Evet sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Derin Futbol devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde. Vallahi yayındayız hocam, inanın. Sevgili seyirciler, reklama gitmeden önce Selçuk'la ilgili konuşuyorduk. Galatasaray'ın Arsenal karşılaşması var. Değilim hocam. Selçuk'la ilgili. Ertem'cim. Selçuk'la ilgili ben. İnanın yayındayız. Ya, konuşuyorum ben de zaten. Hı-hı. Yok gülüyorlar. Ertem da kafamı yapıyorsunuz beni. Rasim gülüyor da onun için. Ertem kendine gel ya. Hocam ciddi söylüyorum. Hayır kapağı görmeyin ya. Vallahi kapağı görmedim. Konuşuyorum ben, biliyorum ya. Ana kumanda kapağa girmeden. Konuşuyorum ben kardeşim. Evet. Selçuk'la ilgili. Ben bir küfür edeyim ya. Selçuk'la ilgili her türlü olaya imza atarım. Pırıl pırıl bir genç midir? Onun dürüstlüğüne, onun adamlığına, onun kişiliğine. Sağdaki futbolculuğu İyidir, kötüdür, performans ayrı bir şeydir. Ama hiçbir zaman Ali Cengiz oyunları yapacak, kulis yapacak, teknik direktörü yollayacak, Mauston oynamayacak, evet. Yanlış koşacak, bilmem ne yapacak falan filan. Kesinlikle böyle bir konuların içinde Selçuk'un olması söz konusu değil. Hoca getirsin, hangi kağıdı getirirse getirsin, ona ben imza atarım Selçuk konusunda. Evet hocam. Şimdi ciddi bu konuyu bir... artık geçelim hocam. Nasıl istiyorsanız geçmeyelim, nasıl benim için fark etmez. Ben hocam bu hissi, elektriğin nasıl alıyor onu anlamadım ya. Vallahi bu metafizik güçlerim mi var hocam? Hocam ya? O tarihi anı izleyiciler merak ediyor. Ben bir aklımda kaldığıyla anlatayım. Yıllar evvel gel Telegol, Oğuz Çetin bağlandı. Sana önce sen Oğuz dedin. O da hayır, bana Oğuz Bey diyeceksiniz dedi. Sen de dedin ki beni yanlış anlamayın dedin. Sizin suratınıza bakınca böyle sinsi, içten pazarlıklı, böyle evet. İnsanın yüzüne gülüp arkası iş çeviren birini görüyorum dedi. Tarihi bir andı. Fenerbahçe teknik direktörü Oğuz Çetin. Evet. Şimdi millet diyor ki yine aynı şekilde Selçuk İnan'a da bunları mı demeye yok, çalışıyor? Yok demiyor. Bakın ya. Ben şimdi çok şey net konuşayım. Yazık, günah yapmayın ben, ya. Ben net konuşayım ya. Selçuk hocam düzgün adam. Ben kırlanta gibi çocuk yapmayın ya. Biz bir şey yapmıyoruz. Hoca yapıyor ya. Ben... Siyasetçiler veya siyaset olayları değil ama spordaki herkes için düşündüklerimi şak diye söyleyen bir adamım. Benim 15 yılla ilgili performansım budur. Evet. Seni severiz. İyidir, kötüdür, şudur, budur. Şimdi bir defa Sinan'ın dediğinde çok ciddi bir çelişki var. Niye? Sinan'la hangi futbolcuyu konuşsak pırıl pırıldır, aslandır diyor ama defalarca da buradaki konuşmalarında futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyor. Milletinin bunu şeyine sunuyorum. O futbolcunun şeytanlığı ayrıdır. Bakın. O para gözlüğe girdi. Para gözlüğü. Para gözlüğü. Senin söylediğin şekil ayrıdır. Sen farklı bir şeyden bak. Cenaze şey namazı kılınır. Benim cenaze namazım kılınır mı? Efendim? Benim cenaze namazım kılınır mı? Peki güzel. Ben değil misin hocam? Nasıl bir adamımdır sence? İyi adamımdır. İyi insansındır. Ama sen iyi insansındır. Ama sen karşında, kıyımcı mı? Karşında hayır, sandalyede oturup da karşıda sana böyle dürbün gibi şeyden bakan, bir ışık yanan karşında bir kırmızı bir kamera gördüğün zaman değişen tuhaf bir adam oluyorsun. Peki. Yani tamamıyla ya, içine senin bir canavar giriyor sanki. Diyelim. Kurt mu bilmiyorum, bir canavar şimdi giriyor bak, içine. Nedir biliyor musun o? Neydi o? Gündüz insan gece kurt misali. Gece ya, adam mesela kurt adam. Görüş açısı artıyor mesela normal oluyorsun. İnsan belli bir metre görüyorsa... Kurt çok daha koku alma duygusu, duyma duygusu filan. Bu kurt adam şeyinden, filminden pasajlar sundum size. Neyse şimdi Sinan'ın, ben burada sorunun Sinan'ı tartışmıyorum. Konu Selçuk'un özelliği ise. Selçuk'la hayatımda hiç tanışmadım. Sağdaki hareketlerini izliyorum bazıma ama Selçuk'ta benim takıldığım bir nokta var. Ne hocam işte o ne? Onu biraz açsan hocam. Hocam onu anlat. Hocam onu bir aç, anlatayım. Biz de rahatlayalım. Evet. Anlatayım. Evet. Sen o şarkıyı bilir misin? Söyle. Neydi bir arada tutan şey ikimiz? Evet. Birleştiren şey neydi kalplerimizi? Şimdi şu bak.
Bir kadınla bir erkek böyle yok geçim ama bir arada bir şey bunları tutar bilemezler. Evet. Şimdi Selçuk'a baktın mı? İyi futbolcu mu? Çok iyi futbolcu. Zaten milli takım Galatasaray'da yıllardır oynuyor. Tavırları sağda beyefendi mi? Evet. Ha. Evet. Özel yaşantısında bir sıkıntı duyduk mu? Yok. Hayır. Her genç adamın yapabileceği maçlar. Buna rağmen Selçuk'ta içimi kemiren sıkıntılar var. Ve özellikle Arsenal maçında oynamaması veya oynatılmaması bir. Anderlet maçında gördüğü. 25 yıl hakemlik yapmış, 40 yıl futbolun içinde olan adamın kafasında ya ne oluyor, nasıl bir kart bu? Dedirten. Nasıl görmüştü? Ben hatırlamıyorum hocam. Ertem nasıl bir kart kasetleri görmüştü? Kasetleri açın, şeyi açın, YouTube'u seyreden gençler. Hafızası iyidir Ertem'in. Hakem de muhtemelen Çek hakemdi. Uzun boylu, ince uzun bir çocuk. Foul mu yaptı sana? Bak, kart mı gördün? Bir şey söyleyeyim size. Durup dururken bir şey söyleyeyim. Kendi. Ben insan analizlerimi tak diye bak adamın suratına karşı söyledim Selçuk. Evet. Belki de inşallah da yanılıyorumdur. Kulak değmeyi de fazla sevmem. İşte hocam. Ya, yanılıyorsam da Allah beni affetsin. Hocam, affetmese de ben hesabımı tahta veririm. Senin cenaze namazın kılınır ya hocam. Birçok insan cemaatin yarısı hakkını helal ediyor mu diye soruyor imam. Birçok insan etmiyoruz diyebilir yani. Şimdi bir şey yani, söyleyeyim mi? Yok, yok her şey için diyorum. Hani biz helal, bize sorulursa biz helal olsun diyeceğiz de. Hı. Eğer bizden önce ölürsen. Belli. Ama bazıları helal etmiyorum diyebilir. Yani şimdi dini konuşmayı sevmem. Dini olaylar üzerinde espri yapmayı saygısızlık olarak. Kendi adıma saygısızlık olarak. Dini yapmamak gerekir. Selçuk sevgili kardeşim sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. İkimiz de yetişkiniz. Her ne kadar senin abim veya baban yaşındayım ama. Gel yol yakınken dön bu işlerden. Bitti. Başka da bir şey. Hocam. Hangi işlerden hocam? Hocam ortaya beyler batın dalganıza gönül. Bitsin, bittim diyorsun. Yani ortaya dönmüş işlerden dedi ya. Peki ama devam et kardeşim. Ertemciğim. Hocanın söylediğini ben anlıyorum ne söylemek istediğini anlıyorum. Normaldir hocanın öyle bir kanaate. Ben de kendi fikrimi söylüyorum arkadaş. Yani ben de diyorum ki Selçuk'la ilgili beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Çünkü ben bu çocuğu tanıyorum. Tanımadığım insanla ilgili yorum yapmam. Şimdi sen bana Melo'yu tanıyor musun diye yorum yapamam karakteriyle ilgili. Ben Melo'nun teknik olarak analiz ederim. Mesela Emre Şoray'ı analiz edebilir misin? Tanımıyorum. Yani Semih'i tanımıyorum. Sabri'yi tanımıyorum. Diyaloğum yok. Umut. Tanımıyorum. Diyaloğum yok. Diyemem bunlarla ilgili. Ama pırıl, Selçuk, pırıl. Burak, yani bu çocuklar Emre olsun, işte Volkan bunlarla yakından ara görüyorum. Mehmet Topal. Yani anladın mı? Yani bunları ben tanıdığım için söylüyorum. Ben tanımadığım, bilmediğim konuyla ilgili hiçbir zaman da yorum yapmam. Mesela hiç tanımam, hayatımda hiç tanışmadım. Mehmet Topal diye bir çocuk. Evet, onun numarası. Fenerbahçe, doğru mu? Seviyor musun? Adam mıdır hocam? Allah öyle büyük ki. Çok. Allah öyle büyük ki. Evladım gibi seviyorum. Allah Allah. Hocam senin... Oğlum gibi seviyorum. Karşılaştın mı hiç? Hiç hayatta tanımam. Karşılaşsan daha çok seversin. Bilmiyorum. Peki, hocam senin kalp gözün açık olabilir mi? Abi bak, Mehmet Topal diye bir oyuncu var, doğru mu Fenerbahçe'de? Evet. Galatasaray'da oynadı, Valencia'da oynadı, milli takımda oynuyor falan. Sen... Hiç hayatımda görmedim canlı. Sana Türkiye'de bir tane pırlanta oyuncu sayayım mı? Söyle bakayım. Sen hepsi... tanımayayım, sana göre hepsi pırlanta. Bir tane sayayım mı? Say. Pırlanta. Kim söyle. Biliyor musun? Kimseli işi olmayan. Kim? Çok emin oldum. Kim? Selçuk Şahin mesela biliyor musun? Aa. Selçuk Şahin'le ilgili arkadaşlarıma sordum. Dünyanın en tatlı adamıymış. İşte diyorum bak. Bak tabii. Ben sana bir şey diyorsam tamam. Ama ben olur. De sana diyorum ki sen de yarın bak Mehmet Topal tamam tanımadın. Sen yarın Selçuk'u da tanısan bak bana böyle gider ki ya Sinan hakikaten adammış. Ya, melek gibi. Ya, ben tanıdığım için sana söylüyorum. Kişiliğinle ilgili. Adam der mi? Vardır bizim onunla. Sen Galatasaray'da kaptan yapıyordun hocam. Hangi futbolcuyla tanışsak zaten onlar bize hocam, pırıl pırıl imajı verirler. Hocam bir şey söyleyeyim bunlar sana. Bunlar sizi aldatmasın. Hocam bir doğru şey söyleyeyim sana bak. Bir kulak arkaya bu espri yaparım. Kaşınmadık ya bir kulak arkam kaldı hocam, Sinan. Koca Galatasaray takımı. Ben şunu söyleyeyim mi Son Bey? Bu konuda da konuşmuyorum. Selçuk'cum. Yol yakınken dönelim. Birbirimizi sevelim. Yani hayır yanlış anlamadım. Yani benim sende bir problemim yok. Hı. Sen ne demek istediğimi anladın. Ya hocam insanları işte töhmet altında bırakma. Evet hocam ya. Ya çocukta bir şey varmış gibi. Ya şunu söyle. Ben nereden dönelim onu anlamadım. Ya ne yapıyorsun ya? Hocam, ya. Hocam bak bir şey anlatıyorum. Yine niye söylüyorum. Burak için konuşmuyorum? Galatasaray takımı kaptanlığını, evet. Galatasaray takımı kaptanlığını veriyorlar bu çocuğa. Evet, ve bunu veren de Fatih Terim geliyor. Gelir gelmez de kaptan yapıyor. Neden? Ağır, oturaklı ve düzgün bir karakter olduğu için. Yapma gözünü seveyim ya. Ha, sen şimdi diyorsun ki Selçuk yol yakın gönderiyorum. Sanki Selçuk... Bir banka falan soymaya hazırlanıyor. Veya bir eylem yapmaya hazırlanıyor. Veya gidecek canlı bomba olacak. AVM'yi patlatacak falan. Selçuk yol yakın gel verelim. Şimdi bir şey daha söyleyeceksiniz. Biz, beyler şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Artık sizin gazınıza gelmeyeceğim. Aylardır sizin gazınıza geldim. Bazen hatalar yaptım. Beni ivmeleyken daha fazla ivmelendirmeyin. Şimdi bir laf söylerim. Gerçekten o insan töhmet altında kalır. Beni konuşturmayın. Söyle cevabını veririz. Bu sözü diyor Mersin değil.
Anladım. Mersin değil mi? Hadi anladım. Abi bakın işinize hadi. Neler anladım. Mersin'de ya. Anladım. Bu ya. Anlamadım değil hocam mi? Yapma Allah aşkına yapma ne olursun ya. Mersin geçelim evet sevgili seyirciler. Bir de bu lafı da uzatırsanız sıkıntı girerim. Yok hocam sıkıntı falan gelme ne olursun. Ertem evet. Şimdi sevgili seyirciler. Klibin yok mu artık? Neler deniyor burada ya? Klip pardon sonra gelsin. Bir atlayalım ya. Sevgili seyirciler 9 numaralı bir grafiğimiz var. Duygun Başkan'ın bir açıklaması var. Gelsin ekrana rica edeceğim. Duygun Başkan bir açıklamada bulundu. O grafik gelecek şimdi. Hamza Hoca en azından Türkçe konuşuyor. Kuru fasulye yemeye alışkın. Her şeyden önce bizim vatandaşımız en azından Türkçe konuşuyor. En azından kuru fasulye yemeye alışmış şeklinde bir açıklaması var. Rasim ne diyeceksin Hamza Hoca ile yaptığı bu açıklamayla ilgili olarak Duygun Başkan'ın? Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Duygun Yersuvat hiç böyle Türkçe konuşup kuru fasulye yemeye alışkın bir insana benzemiyor. Daha evvel Fransız olmakla övündü. Biz Fransız kültürünü acizledi, Türk kültürünü küçümsedi. Tam bir böyle sömürgeci, kolonyal ülkelerin vatandaşı gibi konuştu. Hani böyle Hollanda'da yaşayan ve kendini Hollanda'da zanneden Surinamlılar vardır ya. Evet. Bizim bu Galatasaray camiası böyle tip çoktur. Oh, kendilerini batılı zannederler, Fransız zannederler. Batılılar da bunlara popolarıyla gülerler. Bunlar maalesef sömürge insanlarıdır. Sömürge beyinlidirler ve bu sömürge beyinliler de Galatasaray'ı yönetiyor. Yapacak bir şey yok. Ona Duygun Yersuvat tenzih ediyorum. Yani Duygun Yersuvat böyledir demiyorum ama Duygun Yersuvat da Türkçe konuşuyor. Kuru fasulye yemeye alışkın. Yani kuru fasulye çok mu yemiş Duygun Yersuvat? Bir yerde gelir kuru fasulye yiyen halkımızı küçümser. Bir yerde böyle... Pandemiyle Mançeli'nin pizza kültüründen geldiğini söylüyor. Galatasaray'da. Bu bir kere bu da İçinde övgü mü var, aşağılama mı var, Türk milletine mi? Yani ben size söyleyeyim. Bu ne ya? Böyle aşağılama mı olur ya? Ne diyor ya? Bakın expat diye bir tane vardır. Expat. Nedir expat? O ülkede yaşayan, o ülkeden nefret eden, o ülkenin suyundan, toprağından, kültüründen, kimliğinden nefret eden. Evet. Ama o ülkede yaşayan, ne yapalım yaşıyoruz Allah kahretsin diyen tiplere expat denir. Türkiye'de de vardır. Arap küçümseyen. Küçümseyen. Yabancı. Vardır mesela adam gelir. Bir Afrika ülkesinde çalışır. Bir batılı, Avrupalıdır ya da Amerikalıdır. Arayı böyle küçümser, zencileri küçümser. Bunlar insanlık dışı. Aslında batı dünyasında da medeni alemlerden dışlanan insan tipleridir. Türkiye'de de vardır böyle. Türkiye'ye dışarıdan gelen ve 3 sene Türkiye'de çalışır adam merhaba demeyi öğrenmeden gider. 11 arkadaşlar. Yani onları yine hoş görebiliriz. Niye? Onlar Avrupalıdır, Amerikalıdır ya da başka ülkelerdendir, yabancıdır. Bunlar yerli yabancılar. Hamza evet. Bizden biri. Duygun Yersuvat bizden biri mi kardeşim? Evet. Oraya bir tane tamam mı? Şey gibi karikatür gibi Abdurrahim Albayrak'ı koyarak böyle yerli görüntüsü veremezsiniz. Abdurrahim Albayrak da kendisi baktığın zaman aa diyorsun bu toprakların insanı Abdurrahim Albayrak. Doğru. Hayır değil. Onlara biat ediyorsa eğer İnan Kıraç'a biat ediyorsa bu zihniyete bu sömürge zihniyetine Türkiye'yi Türkiye'de bulunmaktan nefret eden, Türkiye'nin toprağından, halkından, kültüründen, kimliğinden hoşlanmayan bu sömürge beyinli zihniyete itaat ediyorsa ki Abdurrahim Albayrak bu sömürge beyinli zihniyete itaat etmektedir. Abdurrahim Albayrak da bu topraklara yabancı bir adamdır. Bu millet nezdinde öyle pek de itibarlı bir adam değildir. Öyleyse eğer adam gibi der kardeşim bu Galatasaray Türk kulübü. Öyle diyor zaten ama öyle o zaman hayır. Abdurrahim o zaman itaat etmeyecek. Ertem sen zor zamanda kelleni koydun. Hem bir diyelim bir kanat destekleyip öbür kanada yalakalık yapsaydın ben sana derdim Allah cezanı versin Ertem Bey. Doğru mu? Ben bu toprakların insanıyım. Sonra bu topraklardan nefret eden sömürge beyinli expat demin tanımladığım anlamda expat zihniyet, expat tiplere itaat. Evet. Niye Galatasaray'da başka türlü bir yere gelemem? Boyun eğerim. Bu zihniyetten iğrenirim. Bu kuru fasulyeydi, pizzaydı. Ya Galatasaray'ı köy takımı haline döndürdüler. Bunlar yeniden söylüyorum. Kendini Hollandalı zanneden Surinamlılar vardır. Gidersin Amsterdam'da görürsün. Aynı bu tiplerdir. Zavallıdır. Galatasaray'ımın bunların elinde kalmasından utanıyor. Evet. Ben bu kadar Rasim kadar felsefi şeyler söylemeyeceğim ama ben bundan şunu anladım. Hani Galatasaray'ın ekonomik bir sıkıntıda olduğunu Duygun Yersuvat gelsin arkadaşlar. Her dakika dile getiriyor ya.
Diyor ki ileride gene ekonomik sıkıntılar yaşarsak Hamza bizden biridir. Önüne kuru fasulye de versek yener yer. Ya bizden transfer de istemez. Tanımlama var ya. Tanımlama yani var. Evet. Rasim biraz fazla anlam yükledin buna ya. Peki daha evvel. Bunu diyen biri daha evvel. Biraz fazla anlam yükledin buna ya. Biz üstünüz. Bak ben Fenerbahçe'yi yıllarca ne sebeple doğradım? 1'e karşı 17. Hocam da Ahmet Çakar'da. 1'e karşı 17. Herkese karşı biz. Biz ayrı bir cumhuriyetiz. Siz gidin. Fenerbahçe diğer 81 vilayetimizin bütün kulüpleri de dışlayıp kendini mutlaklaştırdı. Ve hakikaten de Fenerbahçe öyle bir takıma geldi ki Türkiye'de Fenerbahçeli sayısı 25 milyon. Anti Fenerli sayısı 50 milyon. Bu hale geldi. Şimdi Galatasaray'da olabilir. Bu antipatik hale kendini sokarsa ki sokuyor, bu hale sokuyor. Ama bir yandan da hem kendini beğenmiş ama hem de köy takımı haline geliyor. Evet. Diyorum ya. Surinamlı. Ama kendini Hollandalı zannediyor. Beyaz zannediyor. Hocam da finali Sinan abiyle yapacağım. Bir Ahmet Hoca'ya döneyim bakayım. Ahmet Hoca ne diyecek? Hocam Bangonlu. Kuru fasulye, pizza. Hamza Hoca en azından Türkçe konuşuyor. Kuru fasulye yemeye alışkın diyor. Prandelli ile Mancini'ye bir taş var orada. Duygun Yarsubat'ı hiç tanımam. Ama konuşmalarını izliyorum. Feleğin çemberinden dümbelek çalarak geçmiş. Ya. Hayatı yalamış, yutmuş. Burada da dalgasını geçiyor. Aynen. Zaman zaman sempatiye bağlıyor. Hocam, zaman biraz su Fransız'a bağlıyor. Diyor ki hayatım boyunca mutlu yaşadım. Paralar kazandım. Hoca oldum. Çok da sevimli adam. Rektör oldum. Çoluğumu çocuğum varsa yetiştirdim. Torunları varsa Allah uzun ömürler. Parmağınız ne kadar büyük görünüyor hocam. Hangisi? Bardağın arkasında. Seni daha iyi sevebilmek için. hocam diyor bir 6 ayda. Kırmızı şapkalı kız ya. Bir 6 ayda numaradan Galatasaray başkanlığı yapayım diyor. Şimdi şu var. Evet hocam. Hep söylüyorum. Önce bir defa Duygun Yer Subat. Çok sevimli bir adam. Bana çok sevimli geliyor. Bana da öyle. Açık konuşayım. Yaptın ya. Ha, çok sevimli geliyor. Doğru yanaklarını hocam mıncıklayıp öpesim geliyor. Bir baba gibi, dede gibi. Belki de baba özlemi. Noel Baba bu adam hocam. Ya Allah Allah, ben bir adamı sempatik bulamazdım. Noel Baba ya, sevimsiz bulurum, kızarsınız. Evet doğru söylüyorsun. Noel Baba. Adamı sevimli buluyorum. Evet hocam. Babam gibi yanaklarını mıncıklayıp oturup mesela onunla saatlerce. Bir kere daha su için. Bir kahve. Ertem bırak kafa yapmayı benden. Estağfurullah hocam. İşiniz gücünüz yerinde. Beni makaraya sarıyorsunuz. Beni yiyecektiniz hocam. Ben ne zaman kim yiyeceğim belli olmaz. Seveceksiniz hocam. Şimdi ne diyorum? Bir defa sevimli adam. Evet. Yalamış yutmuş hayat. Doğru. Kime ne zaman nereden vereceğini şırıngayı çok iyi biliyor. Evet. Diyor ki bir de bu döneme geldim. O geldi oraya. Ünal Aysal dedi ki ben sana parasal yardım yaparım. Ya. Herhalde yapılmadı. O da dedi ki. İçinde bir namuslu taraf var. Açık konuşayım. Aslan o. Ben seviyorum Duygun Hoca'yı. Şeydir. Evet. Hukukçudur. Seviyorum adamı. Hukukçudur. Hiç hafta söyler böyle. Hukukçu ya, eleştirebilirim de bundan sonra kusura bakmasın. Zihniyeti kötü. Duygun Hocam ben Seydef Atemel'de seni seviyorum hocam. Şimdi şunu söyleyeyim. Hukukçudur. Bir defa bu programın bazı konularında size ağır eleştiride bulunuyorum. Dün 3 saat konuştuk. Bugün de 1,5 saat konuştuk. Ama Galatasaray'daki bozuk düzeni, evet. Galatasaray'daki tırnak içinde diyorum. Alkolik soygunu, şakallar. Galatasaray içindeki tırnak içindeki iflası, Galatasaray içindeki tırnak içindeki peşkeş çekilen o menajer paralarını, Galatasaray'daki tırnak içindeki ekmeğe muhtaç finansal tabloyu söyleyen Duygun Yarsubat'ı biz dün akşam gündeme getirmedik, bu akşam da. 1,5 saat sonunda görüyor. Çünkü niye? Siz Ünal Aysal devrini sen Selçuk'a taktınız hocam. Hocam ne? Hocam 1,5 saat değil. Ben konuşunca kestirirseniz. Hocam hayır 1,5 saat Selçuk'tan söz ediyorsunuz hocam. Bu kuru fasulyeyi ne kadar anlattınız ya? Duygun Başkan anlattı. Ya bu kadar uzun anlatılmaz ki kuru fasulyeyi. Evet. Beyler. Süleymaniye götüreyim sizi kuru fasulyeci. Sizlerden bir şey rica etsem olur mu? Hocam. Öncelikle rica ediyorum. Bittim hocam. Hayır bitmedi daha yeni başlıyoruz. Hocam bir kuru fasulye pilavı. Ben kuru fasulyeyle konuşmuyorum. Duygun Yarsu atın. Kuru fasulye hocam. Ey Galatasaraylılar, kuru fasulye bahane, soygun şahane, Galatasaray'ın anasını ağlatmışlar. Soygun atalım. Beyler beni çocuk geçmeyin. Soygun atalım hocam. Hatta müdahale. Hocam. Evet. Bak hocam, müdahale rahatsızım olaylarda. Hocam bir nefes al bak, bir su iç bir dakika. Peki. Kuru fasulye falan. Adamcağız hoca çok güzel söyledi. Çok güzel, akıllı, çok zeki, çok şeytan. Oynuyor, kafa yapıyor. Geyik yapıyor. Ağa geçiyor. Kafasına göre takılıyor Duygun Başkan. Aynen öyle. Hocanın söylediklerine ilave olarak da söylüyorum. Türkçe biliyor, kuru fasulye yiyor bana. Kuru fasulye herkes yiyor. Yani prandelli de kuru fasulye yiyor. O ayrı bir şey. Süleyman. Ayrı bir şey. Onları geç. Oradaki özeti nedir? Götüreceğim seni. Hoca Türk. Evet. Kuru fasulye güzeldir. Evet, Galatasaray'da
bana dün çok önemli yurt dışından mesajlar geldi. Getirin grafiği arkadaşlar. Galatasaray'daki yapılan transferlerin 3 ay önceden karar verilmiş aynı isimlere, Pandevlere, Cemalilere. Ya hala çözemedi bu tabloyu beyler. Efendim, hocam bunlar hep söylüyor. Ben burada hocam, çok affedersin bir taraflarımı yırttım. Herkesten özür diliyorum. Hayır bir de aynısını bize söyledik hocam. Siz Ünal Aysal'ın otelinde çıktı dedik Ünal hocam. Başkan'la karşılıklı kadeh tokuştururken ben bu stüdyoda Galatasaraylılar geleceğiniz büyük tehlike altında diyordum. Bakınız çıkmadı. İstini değiştirdiler değil mi hocam? Bir şey söyleyeceğim sana hocam. Afiyet olsun. Hocam basma tulumma gibi aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Tabii söyleyeceğim ya. Kimseyle kadeh falan tokuşturmadım. Kahve içtin mi? Adamcağız dedin yani koca kulüp başkanı, Galatasaray kulüp başkanı. Tamam. Ben de görüşmek istemiş gitmişim. Ne yaptık? Abi adamı gitti de adamı yerden yere vurdu. Ya söyleyeyim mi? Pardon özür diliyorum. Ben belgeyle konuşuyorum. Adamı en ağır eleştirdik. Ben belgeyle konuşuyorum. Hocam, belgeyle konuşuyorum. Söylemedik mi bunu? Rasim Ozan Kütahyalı adlı. Bundan ağır var mı hocam? Siyaset. Bir dakika. Bundan ağır var mı benim söyleyeyim? Bir dakika. Ünal Aysal'ın başkanlığının başkanlığı Fatih Terim'in ayrıldığı gün başkanlığı bitmiştir dedim. Sen bana diyorsun ki adamla geçtin kadeh tokuşturdun. Bundan ağır laf olur mu? Ben o gün başkanlığı bitti. Ben daha yeni başladım. Nasıl yeni başladın? Bir dakika, ben hesap soruyorum sizlerden. Nasıl hesap soruyorsun? Sen kimsin? Ben transfer komitesine mi? Bir dakika. Bir dakika ya, müsaade edin. Müsaade edin. Montijen'e aldın. Montijen'e aldın. Galatasaray Ünal Aysal döneminde bir yandaş medya kurdu. Ne kurdu bu yandaş medyanın baş aktörlüğünü bir müddet boyunca. Sonra gerçekleri anladıktan sonra, anladım. O konuda da seni kutluyorum oğlum. Sen benim oğlum gibisin. Doğru mu? Son 10 ayda Ünal Aysal'ı indirdim hocam, yapma ya. Neler Ünal yaptın Aysal'ı, ya? O bir finans deası diyerek şu gördüğünüz stüdyo şurada ağırladı. Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre dedim, Ünal Aysal bir finans deasıydı. Doğru, stüdyoda ağırladım. Finans deası Galatasaray'ı şu anda maalesef, bunu ben söylemiyorum. Bu da doğru. Duygun Yarsubat hocama göre, hadi ben taraflıyım, hadi ben Galatasaray düşmanıyım, hadi ben Ünal Aysal düşmanıyım, öyle diyordunuz ya sevgili Galatasaraylılar. Duygun Hoca, 80 yıllık, 70 yıllık Galatasaraylı, Galatasaray ekmeğe muhtaç derken Galatasaray'ı bu hale ben mi getirdim? Sen finans dehası dedin. Dedim. İkiniz gittiniz otelde karşılıklı pavur yediniz. Pavur yediniz mi? Pavur ya. Böyle yengeçe benzer. Bacanlar et çıkar. Hocam geçti onları verdi. Her zamanki gibi Ünal Başkan, Ünal Başkan diye işini yaptı. Hocam, Lütfü abi, Sedat abi, Sedat Doğan, Lütfü abi, Lütfü Arıboğan ve diğer alkolik danışmanlar. Onların kim olduğunu isimlerini vermeyeceğim, değmez. Hani Zekeriya Alp'in lafı var ya. Ben arkadaşların seviyesine inmiyorum filan. İsim verse suratlarına söyleyeceğim de burada söyle. Hocam bak böyle konuşuyorsunuz. 18 numarada Zafer Çener ne diyor? Divan kurulu bakalım. Toplantısında bir bakalım. İzleyelim. Hani Ahmet Çakar bu şekilde konuşuyor ya. Diyor ya sadece ben konuşuyorum. Sadece ben Ünal Aysal'ın üzerine gittim, Sayın Ünal Aysal'ın. Beyler testi, siz testi kırıldıktan sonra yolu gösterdiniz. Hocam yalan toplantıda oğlum açıdan yoksa ki ben bu üyesi Sayın Zafer Çener'in açıklamalarını bir ekrana getirelim bakalım ne diyecekler yorumcularımız. Prandelli'ye Allah belanı versin diyor kaba sakal bir herif. Galatasaray kulübünden ses yok. Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Adnan Öztürk'e, Sayın Ünal Aysal'ın yanındaki insanlara sarhoş çakallar deniyor. Bu Beyaz TV burada mı arkadaşlar? Bunu aldınız mı buraya, bu Beyaz TV'yi? Ve bizim idarecilerimiz bunlara gidiyorlar, demeç veriyorlar arkadaşlarım. Bunlara demeç veriyorlar. Bir dakika. Evet, Sayın Zafer Şener bu açıklamayı yaptıktan sonra bu Beyaz TV burada mı ne diyor ya? Ne bu ya? Burada mı diyor ya? Ya? Sayın Duygun Yarsubat ilk özel röportajı bize veriyor. Sayın Zafer Şener. Beyaz TV burada. Beyaz TV aynı zamanda orada iki muhabir, iki kameramanıyla da oradaydı. Ne yapacaksınız? Adam mı döveceksiniz? Divan kurulu toplantısında. Zafer Şener. Öyle mi? Bunu mu yapacaksınız? Bu otokiralamacı mı bu? Bundan önceki yönetimde de aynı davranışlar oldu. Bu otokiralamacı Zafer Şener mi? Bundan önceki dönemde de aynı yöneticiler, eski yöneticiler bu şekilde konuştular. Biz hala buradayız. Sayın Zafer Şener. İvan kurulunda da oluyoruz. Her yerde de oluruz Sayın Zafer Şener. Duruyor. Sizin çok kıymetli başkanınız, son derece saygı duyduğum Sayın Duygun Yarsuat da ilk röportajını bize verdi. Abdurrahim Bey de röportajını verdi. Futbolcularınızla konuştu. Sizin konuşmanız pek önemli değil bizim için. Siz oradanca elinizi kolunuzu sallayarak tehdit edersiniz. Ertancığım, buyurun. Tehdit de etmiyor bu genç kardeşimiz. Genç de bilmiyorum ki, saçları yok ama gözlüklü falan. Değişip bir karı vermiş. Beyaz bir şey giymiş. O da oynuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kendince oynuyor. Şimdi böyle eskiden muhtarlık seçimlerinde adamlar vardır. Böyle hamaset falan konuşurlar, tamam mı? Evet.
Bir açık konuşayım mı? O sarhoş çakallar var ya. İstiyorsa yarın arasın. Sarhoş çakalların belgesini ve tapelerini koyayım önüne. Zafer Efendi. Zafer miydi bunun adı? Zafer Şener. Zafer, soyadaşınız. Maalesef hocam. Belki de iyi adamdır. Ben bak, bir şey söyleyeyim hocam. Ne tahsilin ne bilmiyorum. Hocam Zafer Bey'e tahsilin filan. Çok kısa bir şey söyleyeyim mi Zafer Bey'e? Tabii Zafer ki de Bey, demin tanımladığım Zafer Bey'e bir şey söyleyeyim mi Zafer Bey? Sen Beyaz TV'ye aslında teşekkür et biliyor musun? Neden biliyor musun? Galatasaray'ı, yani sizin deyiminizle şu an Galatasaray'ın durumu çok kötü ya. Evet, eğer Galatasaray'a Beyaz TV olağanüstü kongre yaptırmışsa demek ki iflasın eşiğinden döndürmüşüz. Yani şu an Galatasaray iflasta diyorsunuz ya. Onun için sen Beyaz TV'ye teşekkür et. Ayrıca da senin her yönetici, her Galatasaray divan üyesi veya kongre üyesi bizim için çok değerlidir. Senin arkadaşındır. Bizim de dostumuz. Şirin, şu var. Belki de bu çocuk da, bitireyim hocam, bu evlat da iyi bir çocuğa benziyor. Hocam yani bak, bir şey söyleyeyim. Biliyor musun? Biz var ya. Siz var ya arkadaş. Sizin arkadaşlarınızın söylediklerini kapalı kapılar, telefonlarda, orada, burada, inan diyorum söylediklerinin dörtte birini falan burada söylesek acayip şeyler olur. Ama siz teşekkür edin. Galatasaray'ı, uçuruma giden Galatasaray'ı transferlerini eleştirdik. Yönetmesini eleştirdik. Futbolcusunu eleştirdik. Teknik direktörünü eleştirdik. Doğruları hep ne söylersek ama 3 hafta, 4 hafta veya 6 hafta sonra hep doğruları yaptı yönetimler. Yani bizim söylediğimiz yönde hareket etti sizin başkanlarınız, sizin seçtiğiniz yöneticiler ve başkanlar. Onun için sen hakikaten Beyaz TV'ye veya sizi eleştiren bütün kanallar, neyse, Beyaz TV'ye muhatap olmuşsun. Beyaz TV'ye bize teşekkür saldırıyor. Teşekkür et Beyaz TV'ye. Hakikaten Beyaz TV'ye teşekkür et. Bugün Galatasaray'ın 1 milyar borcu varsa veya 1 milyar, milyar mı deniliyor? Yani bir veya 500 bin dolar, 400 bin milyon dolar borcu varsa bir ay sonra veya sezon sonunda bu para Ocak transferinden sonra, Ocak'tan sonra %10 daha üstüne koyacaktı, onu engelledik. Sen hakikaten Beyaz TV'ye teşekkür et. Evet. İşte kadını şimdi çıkardı ben... Ertemler, ne o Ayşegül Egemen, evet, bilmem ne, bilmem ne, yolsuzluklar. Ayrıca da, pardon hocam bir şey söyleyeyim mi? Bir Galatasaraylı, bir şey söyleyeceğim. Bir Galatasaraylı bir çalışan arkadaşla karşılaştım geçen gün. Kulüpte, ayrılacak da, çok şey anlatmak istiyorum dedi. Dedim ki, anlamam ben o konulardan. Yani Galatasaray'la ilgili. Çünkü istemiyorum ben. Bu tip şeyleri sevmiyorum. Ünal Bey de bana o gün anlatırken ben anlatma bunları dedim. Yani ben bu konuları sevmem. Yani çok şey. Onun için Beyaz TV Galatasaray Kulübü'nün doğru yönetilmesine yardımcı oluyor. Şimdi hocam, bu dakikadaydı. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Hayır. Ulan kardeşim, sen altında kırmızı pantolon giyiyorsun yoksa ben mi renk görüyüm? Bir de kıyafet faulü. Bir dakika. Altında kırmızı pantolon mu var? Doğru. Bir Galatasaraylı kendini genç ve yakışıklı zanneden, saçlarını muhtemelen usturaya vurdurmuş, kalın siyah gözlükler takmış, adının Zafer olduğu söylenen, ben tanımadığım için söylüyorum, ne iş yaptığını bilmediğim, belki eğitimli de olabilir. Hocam, bunlara sorsan var ya, var, sen bunlara sorsan çoğu sosyal demokrat, şeyin üstünlüğüne inanan, hukukun, hukuku basın özgürlüğüne bırak inanan. Bırak bunları, tamam mı? Sömürge. Şimdi sana söyleyeyim insanı. Zafer'im. Tamam, araştıracağız. Bak Zafer'cim, kardeş, sen muhtemelen benden gençsin. Senin kulübünü çatır çatır soydular. Menajerler üzerinden, o sarhoş çakallar var ya, yarın ara beni. Benim telefonum merkez müdür Türkiye'de. Sana sarhoş çakalların, o Galatasaray menajerler üzerinden, önceden planlanmış operasyonlarla, Ünal Başkan'da kandırılarak, menajerlerle yakın dostluklarını ilerleyen haftalarda kanıtlayacağım. Bazı profesyoneller Galatasaray'ı çatır çatır soydular. Bu soyguna ben 1,5 yıldır dur dedim. Yapmayın dedim. Sarhoş çakallar dedim. Galatasaray'ı ekmeğe muhtaç olacaksınız dedim. Karşılığında dava üstüne dava gördüm. Helal hoş olsun. Bir ayağım çağlayan Adalet Sarayı'nda. Gururla gidiyorum. Yargılanırım. Türk adaletine güveniyorum. Bak şimdi sen o Selin Hanım'ı falan kullanıp da ahkam keserken önce Galatasaray'a yakışır kırmızı pantolonunu çıkart. Oraya adam gibi siyah falan bir koyu renk pantolon giy. Bir. İkincisi. Ben o lafımı 1000 defa arkasındayım. Sen Galatasaraylı falan değilsin. Sen sarhoş çakalları Galatasaray'ı soyan, menajerler üzerinden oyunculardan indiragandi yapan,
bazı profesyonel çalışanlarınız da o İtalyan menajerin Türkiye'deki menajer bağlantısı önünde paraların operasyonel bir şekilde el değiştirdiğini söyleyen bu insana laf söyleme. Sen git o alkolik çakallarına kim olduğunu biliyorsun. Bunların alnını karıştırma bir daha sakın ve sakın. İstirham ediyorum bir amcan olarak veya abin olarak. O kırmızı pantolonu çıkar. Ya. Hocam bir reklama çıkar. Gideceğiz. Yine hocam, saatli reklamımız hocam, geldi. Hocam, bu adam elini yarım dörtlü. Bu adam elini yarım dörtlü. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Rasim'in söyleyecekleri var. Rasim'in söyleyecekleri var. Reklama gidelim. Reklamdan sonra ben bir çağrımı yapayım şimdi. Sayın Zafer Şener. Uygunsanız, müsaitseniz o gün orada Beyaz TV burada mı dediniz? Beyaz TV şimdi burada, lütfen bağlanın. Ya meşhur etmesinler. Kırmızı pantolonunu çıkaracak. Şu anda altında pijama falan varsa onları çıkarsın. Takım elbise giysin, öyle bağlansın. Hocam, burası Galatasaray'a gelen kurul değil. Hocam olsun, ne olur. Sana mı soracağım ne diyeceğim? Hayır, yani altında. Hayır kardeşim, konuşurken diyecek ki kırmızı pantolonumu çıkarsın. Pijamayla da bağlanabilir. Bağlanamaz. Bağlansın hocam. Bağlanmayacak ya, pijamayla bağlanmayacak. Reklama gidiyoruz. Yanındaki insanlara... Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Reklam arasından sonra tekrar beraberiz, kesintisiz devam edeceğiz bundan sonra. Sevgili seyirciler, Galatasaray'da cumartesi günü gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden Sayın Zafer Şener'in yaptığı açıklamalar bir hayli üzücü ve kırıcıydı. Dilerseniz bir kez daha ekranlarınıza getirelim. İsmim lanma da bir tane Sayın genel Şener'in kurulu üyesi de Allah aşkına bir kez ya. Daha izleyelim. Reklamını yapmak kim o ya, dönelim. Zavallı bir adam. Prandelli'ye Allah belanı versin diyor kaba sakal bir herif. Galatasaray Kulübü'nden ses yok. Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Adnan Öztürk'e, Sayın Ünal Aysal'ın yanındaki insanlara sarhoş çakallar deniyor. Bu Beyaz TV burada mı arkadaşlar? Bunu aldınız mı buraya, bu Beyaz TV'yi? Ve bizim idarecilerimiz bunlara gidiyorlar, demeç veriyorlar arkadaşlarım. Bunlara demeç veriyorlar. Ertem. Şimdi bu kişinin ismini anmaya bile değmez. Zaten hiçbir sicili Galatasaray'da bir itibarı, prestiji olmayan, ne zaten Galatasaray'da, Türkiye'nin zaten tanımadığı Galatasaray'ın o dar camiasında bile bir tane genel kurul üyesi. Tamam, ha, hasta Galatasaray'da bir tip. O açıdan bir tek saygı duyarım. Onun dışında zihniyeti köhnemiş, Galatasaray'ı berbat eden zihniyet zaten budur. Bu konuşmanın öncesi de var. Bu konuşmanın öncesinde diyor ki Galatasaray'a diyor Üsküdar laf etmek kolay değildi. Yöneticilere diyor, teknik direktörlere laf edilemezdi diyor. İşte sen o eski Türkiye'yi isteyen adamsın kardeşim. Türkiye'de o günler geçti. Siz Galatasaray'ın ismini kullanarak her haltı yiyeceksiniz. Dar bir oligarşik azınlık Galatasaray'ı ele geçireceksiniz. 20 milyon Galatasaray taraftarınız sadece tribünlere gelin. Onun dışında hiçbir şey yapmayın diyeceksiniz. Ondan sonra da şov yapacaksınız ha. Beyaz TV'ni ve benim ismimi kullanarak şov yapacaksın, öyle mi? Senin ideolojik taraflarını da biliyorum. Nasıl bir faşist olduğunu da biliyorum ama konumuz bu değil. Tek bir şey söyleyeyim. Bu Galatasaray Spor Kulübü'nü siz mahvettiniz. Bu Galatasaray'ı köy takımı haline siz getirdiniz. Sizler Galatasaray'ı sadece kendi şahsi prestijlerinizi, şahsi çıkarlarınızı artıracak bir araç olarak gördünüz. Galatasaray'ın gerçek sahibi bizleriz. Tribüne gidenler, Galatasaray'ın gerçek taraftarları. Sizin gibi imtiyazlı azınlık zannedip kendini kulübe çöreklenmiş değil. Evet, bu çakallıktır. Kulübe çöreklendiniz. Ama bugünler geçecek. Galatasaray kulübü taraftarının eline geçecek. Tamamı kaybetmiş. Bugün hiçbir itibarı olmayan, ne devlet nezdinde ne millet nezdinde hiçbir gücü olmayan bir kısım adam kendi Galatasaray'ın kendini sahibi zannediyor. Kimsiniz kardeşim siz? Esas iki kuruşluk adamlar sizsiniz. Değeriniz varsa gidin bakayım hadi batıda bir değerli olun. O taptığınız batıda, taptığınız Avrupa'da da siz bir içsiniz. Türkiye'de zaten bir işsiniz. Türkiye'nin halkı da devleti de sizden nefret ediyor. Tiksiniyor. Galatasaray'ı iki paralı kalesiz getirdiniz. Ünal Aysal aslında bir finans dehasıydı. Hala savunurum. Ama bu ortamda o da bozuldu. O da yozlaştı. Son 10 ay kulübü batırdı.
kendi şirketlerine yapsın Unal Aysal, bugün iflas moratorium ilan ederdi. Ama Galatasaray'ın sahibi yok ki. Galatasaray derhal Avrupa'daki Chelsea tarzında, Arsenal tarzında şirketleşecek. Bunun uluslararası bir konsorsiyum sahibi olacak. Adam gibi dünya çapında bir CEO'su olacak. Galatasaray gerçek anlamda ticari kurum olacak. Ha olmasın Galatasaray ticarileşmesin Galatasaray ruhu. Siz bunu dediğiniz zaman işte Ahmet Çakal dedi alkolik çakallar malı götürüyor. Senin götürdüğünü zannetmem. Sen zavallı dışlanmış bir adamsın. Ama diğerleri evet götürüyor. Evet hırsızlık yapıyorlar. Galatasaray üzerinden o rezil rüsva oyuncular üzerinden bunlar yapıldı. Bunu herkes biliyor. Ünal Aysal da şaftı kaydı. Son 10 ay berbat yönetti. Evet. Ben Ünal Aysal'a sadece o yüzden kızıyorum. Sadece o yüzden. O yoksa kendi şirketlerinin sıfırdan memur çocuğudur Ünal Aysal. Aslında çocuğu çoğunuz öylesiniz. Kendinizi elit meli zannediyorsunuz. Çoğunuzun babası memurdur, işçidir, köylüdür. Bu da ayıp bir şey değil. Bundan utanmayın. Kimliğinizden utanmayın. Ben Ünal Aysal'ı bunun için seviyordum. Harbi batılıydı. Harbi bir kapitalistti. Biliyordu. Bunun çakması değildi. Siz çoğunuz çakma kapitalistsiniz. Devlet ihalelerine giden, devlet adamları da böyle yalakalık yapan. Ama Ünal Aysal'ı da Atatürkalaştırdınız. Toparlayalım. O da kendini bu hale getirdi ve mahvetti. Kendi şirketlerini hale getirmiş adam. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama Galatasaray'ı batırdınız. Evet. Ben Prandelli o lafı söylerken 20 milyon taraftara tercüman oldum. Ama sen neyin derdindesin? Hala kendinizi imtiyaz zannederek Galatasaray'ın teknik direktörü kimse laf edemez. Ulan kulübü batırdı. Hiçbir şey yapmayıp paraları götürdü. Bu Galatasaray'ın parası. Bizim tribünlere gittiğimiz para. Galatasaray storlardaki para. Cebinizden para mı veriyorsunuz? Bu kulübün kaynağı neresi? Kaynağı taraftar. Galatasaray'ın siz sahibi değilsiniz. Onun için ticari olarak hesap vereceksiniz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Bu Galatasaray kulübüne yapılacak en iyi iş. Galatasaray'ı gerçek anlamda özelleştirmek ve rasyonel bir şirket modeline geçmektir. Evet. Şu an irrasyonel. O Avrupa'ya tapıyorsunuz. Hepiniz Avrupalı görünmek için işte senin gibi şaklabanca kıyafetler giyiyorsunuz. Ama Avrupa'daki gibi rasyonel bir şirket kuramıyorsunuz. Ulan 3. dünyada Bengal'de işte böyle firmalar olur be. İçini böyle içeri oyarlar mahvederler. Maşallah. Ben bir Galatasaraylı olduğum için bu kadar öfkeliyim. Tamam, Galatasaray bu kadar iyi giderken bu hale siz düşüremez. Evet yeniden söylüyorum. Siz sömürge beyinlisiniz. Bu toprakları sevmiyorsunuz. Bu halkı sevmiyorsunuz. Galatasaray'ı da Fransız takımı gibi gördüğünüz için böyle tapıyorsunuz. Çıkarlarınız orada olduğu için. Abdurrahim Albayrak gibileri dışarıda monte edip kendinize biat eder hale getiriyorsunuz. Bu dönem bitti. Hiç kimse dokunulmaz değil. Herkese dokunulacak. Sizin gibi sömürge beyinliler artık Galatasaray'dan da Türkiye'deki her kurumdan da tasfiye edilecek. Ve Galatasaray rasyonel bir şirket, rasyonel bir spor kulübü olacak. Evet, Ahmet Hocam sizin de bu konuda son yorumlarınızı alayım. Şimdi şu var, tabii bu arkadaş 60 yaşında falanmış, ben daha genç gördüm. Kardeş Marteş dedi, kusura bakmasın. Ya bırak, büyükmüş. Hayır. İsmini de alma ya, kim bu ya? Bir tane şimdi adam. Şunu söyleyeyim. Tanınmayan etmeyen bir adam. Şuna oradaki mesela konuşan ve alkışlayanlar utanması gereken olay şu. Kaybedenler onlar, kaybeden sınıfı. Bunların çoğu akademisyen, zengin, varlıklı, entelektüel, çoğu liseli falan. Yahu koskoca Galatasaray. Zengin değiller hocam, eski zengin. İçi boşaltılmış diyor. Bunu söyleyen ben değilim. Sokaktaki adam Işın değil. Duygu Yar Subat. Işın Çelebi de bunu söylüyor. İçi boşaltılmış diyor. Sen tutup Beyaz TV'de uğraşıyorsun. Beyaz TV'nin şu sevilmeyen adamı ben. Şu kır saçlı. Şu... Kaba sakal. Bu öyle diyor ya, o lafını da beliriyor diyeceğim. Ertem Bey, siz zaman zaman yan durursa ben şaka yapıyorum. Biz burada aylarca, Allah bak hakkım diyemeyeceğim bir adam var, Hakan Hanoğlu. Fenerbahçeliler sever, sen sevmezsin, ötekisi başka. Galatasaray'ın içinin boşaltığını bilerek, istenerek bazı kesimler tarafından soyulduğunu burada aylarca, yıllarca söyledik. Karşılığında reaksiyon gördük. Kanalımız basıldı. Darp edilmek istendik. Mahkemelere verildik. Şimdi taktiğe düştü. Kel göründü. Keli gösteren kim? Duygun Hoca. Duygun Hoca'dan şüpheniz varsa lafım yok. Hadi biz okkabazız. Hadi biz yalan söyledik. Hocam, hadi biz Galatasaray düşmanıyız. Şimdi Zafer Efendi'ye soruyorum.
O kırmızı pantolonlu, saçları tıraşlı. O beyefendiye söylüyorum. Lan Galatasaray'ın tarihinde böyle bir rezil tabloyu senin Duygun Hoca'n ortaya koymuş resmi genel kurulunda. Ya sende hiç mi utanma yok? Hiç mi arlanma yok da Beyaz TV'li uğraşıyorsun? Çünkü niye uğraşıyorsun biliyor musun? Gündeme geldi. Bundan sonra hayır. Bundan sonra muhtemelen şu soruyu sorarım. Acaba sarhoş çakallarla bir münasebetim mi var? Münasebet derken tabii bunu ne anlamda söylediğimi söylüyorsunuz. Rantiye mi götürüyor orada? Hayır, rant değil. Arkadaşlık münasebeti olabilir. Tabii. Sarhoş çakalın kimi kastettiğimi 20 milyon Galatasaraylı'nın 19 milyon 999'u biliyor. Bunu da niye yapıyorum biliyor musun? Artık benle hukuki oynayanlarla ben de hukuki oynuyorum. Hocam, çok kısa. İsim vermiyorum, kına yakın. Hocam, devam, bir dakika Sinan. Bir dakika Sinan. Şimdi hocaya soruyorum Zafer Efendi'ye. Bey, o sarhoş çakallarla bir münasebetin var mı? İlle rantiye anlamda değil, dostluk da olabilir. Aynı masada çekiyorlar. Acaba diyorum yarın bir gün o sarhoş çakallar, sen belki düzgün adamsın Zafer Baba. Gel Zafer, sen de kucağa gelsene. Beraber boğalım derlerse ne dersin? Bordiyse olan indirelim soru. Derlerse. O sarhoş çakallara sor bakalım. Menajeri İtalya'da olan, Türkiye'de bağlantı olan, örneğin Ali Veli adlı menajerlerle münasebet olup Galatasaray'ın profesyoneli ve sarhoş çakallar otel odalarında İsviçre'ye paralar gönderip hanutlarını aldılar mı? Seni bu operasyonun içine sokarlar mı? Sen iyi adamsın, kötü adamsın bilmiyorum. Bak, sarhoş çakalları müdafaa ederken yarın bir gün belgeler çıktığında o gözlük düşmesin. Hocam. Ahmet Hoca haklısın deme. Hocam bir soru sorayım. Evet, buyur kardeş. Genel anlamda konuşayım. Şimdi biz ne tip yorumlar yaptık burada Galatasaray'la ilgili? Yaptığımız yorumlar nedir? Galatasaray'ın transferlerini eleştirdik. Galatasaray'ın teknik direktörünü eleştirdik. Galatasaray'ın mali tablosunu eleştirdik. Galatasaray batıyor. UEFA transfer yasağı falan filan dedik değil mi? Evet. Peki bunların Galatasaray'da tersi mi oldu? Tersi mi yaşandı? Hepsi uçtu gitti. Hayır, yani bunların tersi mi oldu? Yani biz şunu mu söyleyecektik? Galatasaray harika transferler yaptı. Bir Ontivero var, bir Burdizo var, bir Cemali var, bir Pandev var. Tadından yenmez, uçuyor. Orta yapıyor, koşuyor, kafa vuruyor, gol atıyor falan. Ya bir transfer, Allah, bunu Prandelli aldılar. Prandelli müthiş yönetiyor. Ha, yani evet. Bunları aldılar ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde finale gidiyorlar. Galatasaray her dönemde de Mali Genel Kurul'da 100 milyon dolar borç eksilterek giriyor. Bir Prandelli geldi, dünya şampiyonu takıma bir top oynatıyor. 4-4 atıyor. Sinan abi özür dilerim. Sayın Hamdi Yasaman biraz sonra röportajda girecek. Ne diyor biliyor musunuz? Prandelli'yi yani biz FIFA'ya ya da UEFA'ya şikayet edeceğiz. Bakın, biz Avrupa kupalarında da oynamak istiyoruz ama o hedefi aşağıya çekti diye. Beyefendiye şunu söylüyorum bakın. Ben şunu söylüyorum abi. Ben kimseye Twitter'da, orada, burada falan böyle ağır eleştirdiğini yüzüme konuşacaklar. Ben de yüzüme konuşuyorum. Öyle bakarım ben. Şimdi burada ben beyefendiye diyorum ki arkadaş, biz Galatasaray'da iyi gidiyordu ama kötü söyledik. Biz burada bir televizyonculuk yapıyorsak, bir yorum yapıyorsak, bir hafif gazetecilik yapıyorsak, Galatasaray'da bir kötü gidiş varsa bunu ortaya çıkardık. Ne söylersek o çıktı. Yanlış hiçbir şey söylememişiz. Ha, Rasim duygusal bir adam, hasta Galatasaraylı. Fanatik. Ve fanatikliğinden dolayı da duygusal olarak da kardeşim bize burada yüzlerce sosyal medyada küfür ediliyor deniliyor. Rasim neden ediliyor? Bir taraftar ağzıyla bize ediliyorlar, beğenmiyorlar. Rasim de teknik direktörünü beğenmediği için, eleştirdiği için ağır bir eleştiri yapmış olabilir. Bir, Rasim veya başka insanlar özel hayatlarıyla ilgili, sevgilileri, aşkları, bilmem neleriyle ilgili, burada bir yöneticinin veya bir şeyinin iş hayatıyla ilgili hiçbir şey biz söylemedik. Galatasaray futbol takımıyla ilgili yorum yaptık. Neydi, Zafer Bey miydi ismi? Evet. Bununla ilgili beyefendi yorum yaptık. Yani onun için bir bakın, bir koyun ve başka da bir sürü şeyler var. İşte forma var, bilmem ne var, yolsuzluk var. Bunlara da çok emin olduğumuz için geldi, var burada dosyaları. Girmedik, bize yolladılar bunları. Evet, Duygun Başkan, bunları söyledi Galatasaray'ı, Galatasaray'ı işte bölmek istiyorlar. Parçalama, Galatasaray operasyon yapıyor Beyaz TV diye. Bunlara da girmedik. Hırsızlıkların şekline, yani dosya menajer isimleri. Şu kadar götürdü, buna bu geldi. Geldi bize. Bak, bu belgeler de geldi. Bunları yapmadık. Şimdi biraz adaletsizlik yapmışsınız. Yani Beyaz TV buraya mı geldi? Ebe arkadaş, yani Prandelli'yi yolladınız. Burdiz oynamıyor. Ontivero oynamıyor. Cemali yok. Pandev yok. Prandelli hiçbirisi gitti. Yok. Yani, Burak'la Selçuk'u sürdünüz. Hayır, ne söyledik yani? De ki şu uymadı de. Uymadı de. Ben edepli yorum yaparım. Peki. Edepli eleştiririm seni. Herhalde anlamışsındır bak. Ben yumuşak nokta noktadır benim.
tarzım. Yumuşak ben. Yumuşak hoca der ya. Yaparsın. Hoca bilir yani. Hoca sıvacı falan bile der ama silah. Ben yumuşak ben yaparım. Bak alnından öperim seni. Gözlerinden öperim pırıl kardeşim. Pırıl pırıl mı? Şimdi ben gerçek Sinan İzleme. İşte hep seni böyle görmek istiyorum. Pırıl pırıl. Hep öyle hocam. Olur mu hocam? Biraz bastın iyi ya. Ben Zafer Bey'e şu soruyu sormak istiyorum. Bugün Prandelli için Rasim'in sözlerinden bir hayli sıkıntı duymuşsunuz. Geçen sene neredeydiniz? Karton İmparator dendiğinde Fatih Terim için ya da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Hoca için eleştirilerinden sonra her programda Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fatih Terim için Rasim Ozan'ın söylediklerinden sonra niye Fatih Hoca'yı Divan Kurulu'na taşımadınız? Rasim Ozan'la işte diğer yorumcu Ahmet Çakar böyle böyle diyorlar. Niye demediniz? Prandelli'den dolayı mı demediniz? Tabii. Fatih Terim'i niye savunmadınız? Bunun da cevabını lütfen bir sonraki genel kurulda verirseniz seviniriz. Kardeşim, Fatih Hoca'yı niye savunmadınız? Burada Ahmet Çakar'a, burada bazı konularda ters düştük. Dedi ki Çakar, Sayın Çakar şunu söyledi. Galatasaray transfer yapamayacak duruma gelecek. Galatasaray'ı yağmalanıyor. Ya hocam yapma ya hocam ne insafsızsın dedik. Ya bunlar hoca kaç ay evvelden de söyledi burada. Sen Beyaz TV hakikaten bak ne diyorum. Bak Beyaz TV Galatasaray'daki soygunu, iflası önledi. Arkadaş, aynen. Ocak'ta da bir iflas olacak. On saniye verin, işin kötüsü şu. İnsanlar iflas edebilir. 16 numara hazır olsun. Hayır, bana 10 saniye izin verin. Tamam, tamam. Bana desin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ahmet, hakaret etme ama bildiklerini açık söyle. Bana 10 dakika izin versin. Galatasaray'da bütün çeteleşmenin buraya şeyini koyayım. Ama ne oluyor? İddianamesini koyarsın. Tabii şimdi sigara içiyorsun. Ispat edemiyorsun. Size çeteleşmenin, Türkiye'deki menajerler bağlantılarının adı. Ofislerinin isimleri, hangi Türk menajerin, İtalya menajerinden cemalleri, şunların bunların adı. Kaç ay önceden karar veriliyor. O Türk menajerin hangi o ulu profesyoneliyle rabıtası olduğu, ulu profesyoneliyle rabıtası olduğu. O menajere %10, %20 hanutların hangi o sarhoş çakallar tarafından paylaşıldığı, hangi restoranda dürüm yerken içine sumaklı soğan koyarken Cemali'den 150 benim 250 senin dediklerini söylerim de bıktım çağlayan. Hocam yani. Şimdi Duygu yer suatla. Ertem, Ertem de biliyor hocam. Hepiniz biliyorsunuz. Hayır hocam bize bir mesajlar geldi. Hayır. Galatasaray'ın bu transferlerine 4 ay önceden şunları yollayacağız diye Galatasaray Ocak'ta Burdizolar, Pandevler, Cemal'le, Ontiver bunların hepsinin önceden yapılacak ve hangi menajerle ne alacağını belgesiyle geldi ama Ertem'le dedik karar verdik Ertem'le. Baktık dedik ki Ertem girmeyelim Galatasaray'da şimdi Hamza Hoca geldi. Bir yeni yapılanma yeni var karıştırmayalım. Kimsenin kafasında karıştırmayalım. Ama o Zafer Bey yarın Beyaz TV'ye gelsin biz onu anlatalım neler neler var. Neler neler olduğunu da anlatalım. Özür diler biliyor musun? Ya inanır mısınız? Şimdi hocam. İnanır mısınız? Çok ağır bir şey daha söyleyeceğim. Ağır söylemeyin hocam. Bir dakika ben bir bilgi küpüyüm. Bildiğim her şey doğru değildir. Bana gelen istihbaratlar da doğru değildir ama genelde %60-70 doğrudur. Evet. Ben Galatasaray Kulübü'ne bir soru sordum. İstanbul Narkotik Şube'ye bir araba bağışlandı mı diye. Tık yok. Bağışlanabilir de ayrıyeten. İhtiyacı vardır polisimizin bağışlanır. Şimdi yılın sorusunu soruyorum. Sevgili Deniz Seki'ye. Kim ya kim Seki? Deniz Seki. O ne kim ya? Sanatçı Deniz Seki. Şu anda içeride doğru mu? Mahkeme karar verdi. Sanatçı Deniz Seki. Aşa kapısı cezaevi. Ben de ne oldu? Karıştırdım Deniz Seki. İdareci bakın, falan ne oluyor? Benim olabilir. Bildiğim Canlar. Bazı şeyler bende mezara gitmez. Kamu yararı varsa her şeyi eninde sonunda söylerim. Kamu yararı yoksa özel yazsa bende gider. Kimseyi de ırgalamaz, ilgilendirmez. Deniz Seki biliyorsunuz. Fazla miktarda bulundurmaktan dolayı hüküm giydi. Doğru mu anlıyorum? Bu mahkeme kararında... Birilerine ikram etmekten falan. Ya fazla neyse, miktarda girmiyor. Bu. İçici değil de yani toplayıcı gibi. Satıcı mı acaba diye bir şey doğdu. Ki ben üzülüyorum yani. Daha fazla konuşamıyorum. Ellerim ayaklarım titriyor. Hocam sakin ol biraz. Sakin ol oğlum bu ülke hakikaten sıkıntılı. Nereden nereye? Deniz Sekin'in elindeki o... Hani o hüküm giymesini sağlayan o... 40 gram, 50 gram bilmiyorum bu işin parametrelerini de bilmem de. Kimin? Kimin mi? Hadi abi geç ben artık bunalıma girdim. Söyle hocam söyle git hocam söyle. Ya bırak ya başına iş alacağız. Şimdi bir şey olmaz. Hayır sakın şeyden korktuğum falan yok.
Ne? Sinan Hanım'ın bir lafı vardır. Azdan az, çoktan çok da o değil. 16 ben numara gelsin. Bu evet. Biraz önce Ahmet Çakar dedi ki Alanya'ya da gider ha. Galatasaray kulübünün içinde sevgili seyirciler, Sayın Duygun Yalçın, Sayın Yalçın burada. Burada. Genel bu şarkı kurulda. Burca bitmeyecek Ertem Bey. Konuşsana, her şeyi biliyorsun, konuşmuyorsun. Eşek miyim ben ya? Hep ben mi yükü taşıyacağım ya? Kokain trafiği. Hocam, sen konuş. Hocam, ben eşek mi? Bütün yükü ben taşıyorum hocam, ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Vallahi bütün yükü ben taşıyorum. Cezaevinde şimdi. Lafım yok Deniz Seki'ye ya. Anlamadın galiba. Hasta. Anlamadın galiba. Galatasaray kulübünün içindeki kokain meselesi. Anlamadın galiba. Anladım ben hocam. Ben Deniz Seki'nin içinde bulunduğu durumdan son hocam, derece rahatsız bir adamım. Çok iyi anladım. Ama bir şey var. Ama şunu da bilin. Ben uyuşturucu, bana göre bu elimde yetki olsa tamam, uyuşturucu satanı idam ederim. Kendi adıma. Aynen belki antidemokrat. Ben uyuşturucu sevmem. Görmüyorsunuz o bonsai. Ben uyuşturucuyu sevmem. Sen küçük çocukları. Rezalet. Yazık günü söylüyorum. Bütün de benim açtasın. Her kim ki uyuşturucu satıyor. Cezası idam. Hocam kullanana da ağır yüklen. Adam kader kurbandır. Cinayet işmiştir. Übeyembet bunu tartışırım. Ama uyuşturucu satanı. Aynen öyle hocam. Çoluk çocuğu zehirleyen o. Küfür edeceğim, korkuyorum. Bütükten etmeyeyim. Şimdi Deniz Seki'nin durumuna da üzülüyorum. Yorum yapmam mahkeme kararına, saygı duyarım. Polisin emeğine, mahkemenin emeğine saygı duyarım ama... Hayır. Ya hocam... 20 numara Alexey Souza. Dün futbolculuk kariyerini noktaladı sevgili seyirciler. Alexey Souza cevapladı mı, yok mu? Ona geleceğiz. Hayır. Alexey Souza'ya geleceğiz. Dün futbol kariyerini noktaladı. Şu anda sosyal medyada Alexey Souza ile ilgili sürpriziniz neydi diyorsunuz. Biraz sonra belki gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Çok 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 özel ya, bir klip hazırladı arkadaşlarımız Alexey Souza ile ilgili olarak. Hadi be. Ekrana getireceğiz. Bundan sonra ne olacak? Fatih Terim'in yardımcısı mı olacak? Tekrar Türkiye'de bir takım mı çalıştıracak? Ne yapacak? Abdülkerim Hoca'nın da bilgisi vardır. Sinan abinin mutlaka bilgisi vardır. Ahmet Çakar'a soracağız. Rasim'e soracağız. Ama önce bir genel kurulda Sayın Duygun Yarsuat'la Sayın Ünal Aysıl'ın birbirlerine soruları ve cevapları var. Bir izleyelim, sonrasında dönelim. Bu gece sanırım bitmeyecek. Evet. Evet. Ayşegül Egemen adlı kulüp eski hukuk müdürü yaklaşık 450 bin Türk lirası zarar vermiştir. Sahte mahkeme kararları getirmiştir. Sahte ıslak imzalı tahsilat makbuzları almıştır. Yani mahkeme kalemlerinden sahte belgelerle avans alınmış, sahte hastane faturaları ibraz ederek bunun karşılığını almıştır. Benim şahsi kusurum olmadığı halde Ayşegül Ögemen'le ilgili her türlü ödemeyi bizzat ben kulübe yaptım. Böyle bir kulübün böyle bir riski yok. Bruno Heiderscheid isimli bir Lüksemburglu. Bu Lüksemburglu dürüst bir adam değil. Ve Ribery'nin kaçmasına sebep olan, hatta Ribery tarafından dava edilen bir kişidir. Bu kişiyle bir sözleşme imzalanmış. Sözleşmenin gerekleri yerine getirilmedi diye Kasta İsviçre'de 25 milyon euroluk bir dava açmıştı. Başkanımız Bruno Heiderscheid'den bahsetti. Bu davanın karşılığı olarak onu da ben tekefül ettim. İster 20 milyon ister 50 milyon euro. Tamamını ben karşılayacağım diye Sayın Hamdi Yasaman'la karşılıklı imzalayarak onu da tekefül ettim. Bu bir kaçış mıydı? Hayır arkadaşlar. Ben 2011 Mayıs'ında kaçmadıysam 2014 Eylül'ünden hiç kaçmam. İki televizyon kanalı ve bir gazete grubu tarafından başlanılan saldırının ve olgu yaratma çabalarının bir nebze dahi olsa maalesef camiamızda etkili olduğunu izledim. Nasrettin Hoca bir kilo kıyma kaybolduğu vakit karısına sormuş. Et nerede? Kedi yedi. E kedi nerede? Demek ki burada kedi duruyor. Yani o çıkan paranın nereye gittiği belli, tespit edilmiş, rakamlar var, tevsik edilecek bir şey. Sayın Nalay Salı dinledin, Sayın Duygun Yarsuat'ı dinlediniz. Evet. Bana bir özür borcunuz var. Niye?
niye hazırlamadınız demiştiniz ya biraz önce. Tamam, geciktiği için. Evet. Peki özür diliyorum yine de istiyorsun. Estağfurullah hocam, buyurun. Ya Ünal Bey. İşin ironisindeyiz biz de tabii. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ya beni bak bir şey söyleyeyim mi? Çıldırtıyorsunuz da. Bana ne? Bana ne Galatasaray'dan da diyemiyorum. Kedi yemiş, kedi burada. Ama bütün zararları üstlenmesi önemli. Bakın bir şey beyler, başka tekrar başkanı söylüyorum. O neydi herif, Bruno mu? Ribery'nin kaçması. Evet. Ribery rahmetli Özcan Canaydın'la bir akşam Lig TV'de bir odada karşılıklı yemek yiyoruz. Hiç unutmam. Sıcak simit, yanında kaşar, kahve veya çay gibi bir şey içiyoruz. Akşamüstü 6-7. Aramız bozuktu, düzelmiş. Baba oğul gibi olmuşuz. Sonra ah Ahmet dedi, ah. Ribery Galatasaray'ın profesyonel nokta noktası tarafından bilerek, istenerek kaşar para olur ödenmeyip 138 bin dolar falan gibi bir para. Evet. Yani kulüp için basit bir rakam. Kasten ödenmeyerek daha önce de Marsilya ile sözleşme atılarak, Mersi'ye dönmemesini sağlayarak tezgah kurdular dedi. Şimdi Galatasaray camiası sizi iyi bilsin. Biraz sonra söyleyeceklerim de yalan varsa Allah benim belam versin. Özcan abi söylüyor bunu. Ribery'nin kaçmasına olanak tanıyan, peşkeş çeken alkolik çakalla bugün Galatasaray içinde bulunduğu bir alkolik çakallar diyordum ya, onlar aynı adam. Bana bunu Özcan abi söyledi. Mantıklı mı sizce? Milyonlarca euroya aldığınız büyük bir futbolcu. Sonra büyük futbolcu oldu. 20-30-40 milyon eurolara çıkan bir oyuncunuzu 138 bin yani dolar yüzünden, ödememe yüzünden elden kaçırdınız. Hayır, bu hata değildi. Bu kasten yapıldı. Peki buradan da birileri götürdü mü? Tabii götürdü. Herhalde, niye sen 138 ki? Bine elindeki altını, pırlantayı kaybediyorsun. Doğru. Ondan sonra bir tezgahlar döndü, etti. Şimdi Sayın Başkan'a soruyorum. Madem hiçbir dahliniz yok da bu Bruno ile aranızdaki 25 milyon euroluk olaydaki... Şimdi Duygun Hoca diyor ki bu Bruno iyi ahlaklı biri değil diyor Duygun Hoca. Lüksemburglu menajer. İyi ahlaklı olmayan Lüksemburglu bir menajerle hangi haklı hizmet? Bir kuruşun hesabını yapan, Galatasaray'a hiçbir lira vermem diyen Sayın Ünal Aysal, Bruno'nun bütün zararını üstlenmeye hazırım derken acaba bir takım şeyleri kapatmaya mı çalışıyor? Ama hocam çok büyük para o. Şimdi bak, eğer bazen adamın böyle bacaklarından yakalarsanız belgeli bilgili, değil 25 milyon euroyu, 50 milyon euroyu da üstlenebilirsiniz. Bunu Ünal Bey için söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum ama Ünal Bey ve ekibi Galatasaray'ı bu kadar aşağı vurmuşken, ekmeğe muhtaç etmişken, Duygun Hoca'nın lafıyla madravaz bir Lüksemburglu menajerin Galatasaray'a açtığı davanın sonucu olan 25 milyon euroyu Sayın Ünal Aysal niye üstlenir? Ama hocam bak, o bak, beni sebebi tamam nasıl, ama bu bir seninle erdemdir. Bak, onu da erdem söyleyeyim. Mi? O 25 milyon euroyu kulübe de ödetir. Erdem mi? Ödetir hocam. Erdem, bizim orada bir apartman var. Kulübe 4 katlı ödetir, mavi mozaik. Ödetmedi. Yoksa kulübü berbat evet, yönetti. Yine başladınız. Hocam, kulübü berbat yönetti hocam, adaletli ol. Kulübü berbat yönetti. Son 10 ay. Bak, bunun hep şundan kaynaklanıyor. Galatasaray'da. Galatasaray normal bir şirket olsa bunlar yapılır mı? Galatasaray'da kıyamam. Kendi kendine zarar verir mi? Evet, yine aynı yani noktaya geleceğiz bu konuda. Veriyor. Biz bir tane bu programın parçasıyım ben. Bu programa değil de başka programa hizmet ediyorum. Ribery şimdi Ribery'de Galatasaray'da durum bu. Galatasaray'da Ribery'de kıyamdır, biliyorsunuz değil mi Ertem? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ertem yani Galatasaray'ın büyük yararı vardı. Büyük yararı mı? YouTube şey. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Kıyma nerede? Büyük yararı. Kedi yedi. Ben aldım. Kedi nerede? Kedi nerede burada? Kedi nerede? Kedi burada. Hiç aldırmadın ya. Kedi İsviçre'ye kaçtı. Hocam, Ali Bey. Bana, kedi İsviçre'ye kaçtı. Rahmetli. Kedinin sahipleri kim? Hocam. Kedinin sahipleri kim? Kedi İsviçre'ye kaçıran kim biliyor musunuz? Rahmetli. Alkolik çakal. Rahmetli Özcan Canaydın. Hocam, sana konuyu anlatayım mı? Rahmetli Özcan Canaydın bana anlattı mevzuyu. Hatta Ribery ile ilgili, Allah rahmet eylesin, bir espri anlattı hatta. Bak, Ribery'yi işte insanın hayatı değişir ya abi. Gittin Allah'ın Fransa'nın köyünde Metz'ten buldum, buldum, gördüm. Beşiktaş'a Del Bosque'ye söyledim. Yani verdim kaseti. İlgilenilmedi falandı. Neyse, bilinmiyor. Tabi adam 3 tane 4 tane maç olmuş. Yüzü parçalanmış. Trafik kazası geçirmiş. Derken Hacı abi yaşıyor. Ergün Gürsoy. Ergün abi beni arıyor. Ergün abi böyle böyle. Sinan diyor. Bruno Ribery diye bir oyuncu var diyor. Böyle böyle diyor. Bunu sen seyretmişsin diyor. Pardon. Evet diyor. Ergün. Hacı'nın falan haberi yok. Hacı teknik direktör Ertem. Ama haberi yok Hacı'nın. Özcan Canaydın'da başka. Evet evet. Aynen böyle. Hemen alın diyorum, alabiliyorsun. Galatasaray'ın
Fransa'da özellikle orada ilişkisi çok kuvvetli, çok kuvvetli, güçlü. Çok kuvvetli. Çok zor bir transferi gerçekleştirdi Galatasaray. Yani o transferi herkes de yapamazdı. Sonra da çok salakça kaybetti. Rahmetliyle, ondan sonra rahmetliyle nerede oturduk biliyor musun? Benim kızım Galatasaray Liseli olduğu için o zaman ilkokulunda okuyordu. Özhan Can Aydın'ı ziyarete gidiyordu okul olarak dergiye. Ben de gittim Özhan abiyle. Orada sohbet ederken Özhan abi hatta Ribery ile ilgili köylü. Ribery köylü yani. Ribery köylü. Frans köy. Köy yani. Köy bildiğin köylü yani. Şey, tabii canım ilk kez Tahtavrize geldi. Tahtavrize şey... geldi ilk İstanbul'a geldi. Tahtavrize geldi. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Özhan Başkan. Tamam. Affetsin beni. Bana dedi ki ne dedi biliyor musun? Ribery ile ilgili. Yani ha o zaman hata oldu, para yoktu, yatırmadılar falandı filan. Ama Ribery de tabii kimse beklemiyor. Ribery böyle olacaktı falandı filan. Bir büyük star çıktı adam. Anlattı bana Ribery ile ilgili bir espri anlattı. Ertem çok komik ya. Onu söyleyemem yani ayıp olur biliyor musun? Söyle, o zaman söyle. Söyleyemem Ribery yani Ribery'nin yani nasıl saf bir köylü olduğunu hatırlayın. O zaman hanımının görüntüsüne bakın. Şimdiki evet. Görüntüsüne bakın arkadaş. Evet. Şimdi bakıyorsun hanımına bakın. O zaman normal bir... İşte Fransız, Arap zaten Arap. Şimdi Kim Kardashian gibi. Yani şimdi bakıyorsun. Ribery zaten aslen Arap benim bildiğim. Aslen Arap. Neyse abi söylemeyeyim ayıp olur. Onun için Galatasaraylılara kıyamdır bu Ribery. Ama güzel bir espriydi. Belki ileride anlatırsam anlatırım belki yani. Anlat çok anlat. Şey olursa. Hayır güzel espriydi. Ribery ile ilgili hatta dedi ki Özhan Başkan ya Sinancım dedi. Adam dedi öyle dedi. Neyse. Hadi Ertem. Söyleyecek abi. Alex de Souza sevgili seyirciler. Alex de Souza dün biliyorsunuz futbolculuk hayatını noktaladı. Abdülkerim Durmaz'ın şu anda biraz böyle duygulandığını görüyorum. O da bir Alex hayranıydı bildiğim kadarıyla. Alex, bir klip hazırladı arkadaşımız, arkadaşlarımız sevgili Alex, seyirciler. Çok özel bir klip. Gerçekten de hani insanın tüylerini diken diken eden... Türkiye'de çok çok önemli işler yaptı. Brezilya'ya gitti. Bir izleyelim. Sonrasında dönüp Alex acaba Türk milli takımına gelecek mi gelmeyecek mi? Gelir mi gelmez mi? Bunu konuşacağız. Sonra yine çok büyük sürprizler var. Önce Alex'in klibiyle sizleri baş başa bırakalım. Teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Teşekkürler. Thank you.
ayağına 500 sayfa roman yazılacak bir oyuncu. Alex de Souza. Gerçekten müthiş bir performans sergilemişti. İnanılmaz performansı vardı Türkiye'de. Brezilya'da da aynı şekilde. Gözyaşlarıyla futbola veda etti. Futbolculuk hayatına veda etti. Bir yıldız daha kaydı yeşil sahalardan sevgili seyirciler. Tabii Fenerbahçe'den gidişi çok tartışıldı. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi, sadece Fenerbahçeli taraftarların mı? Beşiktaşlıların, Galatasaraylıların, Trabzonsporluların, Bursalısı, Eskişehirlisi, herkesin ayakta alkışladığı dünya çapında bir yıldız o. Çok sana Abdülkerim'e girmeden ben şimdi desem ki ya bu Alex çok iyi çocuk desem hoca dedi ki bu da mı iyi diyecek biliyor musun? Pırıl pırıl. Şimdi Alex. Alex haindir dedi hoca. Hakikaten çok iyi bir insandı ya. Çok abi örnek. Keşke bir Alex daha gelse, transfer etseler Türkiye'ye, bir Alex gelse ya, de bir Hacı. Onu seyretme fırsatı bulsak. İnşallah Sosa'dan, Sosa evet, Alex'ten aldığımız keyfi Sosa'dan alacağız. Evet. Bence eğer Sosa sakatlanmazsa Beşiktaş'ın da Alex'i Sosa olacak diye düşünüyorum. Evet. Buyur kardeşim. Ben dün onu zaten söylemiştim Sinan Engin'e de. Ben bir kere kesinlikle Aziz Başkan ya da artık ileride mi olur bilmiyorum. Kesinlikle Alex de Souza'ya Saraçoğlu statında bir jübile yapılmalı. İkinci jübilesini de Fenerbahçe bulunmasıyla yapmalı. Yıldırım'a biraz yüklenin. Yapmalı. Aziz Yıldırım çok inatçı bu yani konuda. Yani ben 50 küsur yaşındayım Ertem. Bir Cemil abi, Cemil Turan hayranıydım çocukluğumda. İnönü'ye giderdim, Cemil Turan'ı seyrederdim. Cemil abi futbolu bıraktığında çok ağlamıştım çocuk yaşımda. Yani çok üzülmüştüm gençlik yıllarımda. Ondan sonraki en büyük üzüntüm futbol hayatımda Alex'in Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kaldığı gün olmuştu. Cemil Turan ayrılırken ağlamıştım tribünlerde futbola veda ederken. Bir de Alex de Souza Türkiye'ye veda ederken Fenerbahçe'ye. Bir de ağlasana. O gün evde ağlamıştım. Dur Sinan ya. Ağlıyorsun zaten onun için. Ağlıyorsun Alex. Hakikaten tam bir Alex hayranıydım ben. Tam bir Alex hayranıydım. Yani Alex de Souza'nın tekrar Türkiye'ye gelip. Fenerbahçe tane gelince en büyük futbolcu mu? En büyük oyuncudur benim gözümde. En büyük futbolcudur benim gözümde. Fenerbahçe tane. Benim gözümde. Ben çünkü. Can Bartlardan yüksek. Benim gözümde tabii. Öyledir. Ben Can abileri seyredemedim. Yani yaşım el vermedi. Fakat ben yani gözlerimin gördüğü bütün kendi oynadığım dönemlerden. Yerli yabancı hepsi. Yerli yabancı benim için Alex de Souza bir numaradır. Üstüne de daha gelmez. Dolayısıyla başkandan ricam. İnşallah Saraçoğlu statında son bir defa daha onu görmek en azından benim gibi milyonlarca Fenerbahçe'nin arzusudur. Yani Allah yolunu açık etsin diyorum. Peki yani, Abdülkerim Durmaz. Yazık. Bak şu kadar da bir şey söyleyeyim Rasim Ozan. Böyle. Aykut Kocaman'ı çok severim. Çok eski kısa bir dönemde de benim ayrıldığım yıl gelmişti. Oynadınız. Onunla kısa bir dönemde beraber ve çok severim ben Aykut Kocaman'ı. İnan bak bu Alex'le yaşadığı bu olaydan sonra ayrılmak zorunda kaldı Alex de Souza ya. Aykut Kocaman'a olan sevgim %50 azaldı biliyor musun o günden beri? Şimdi bak, çok açık. Peki, o kadar fanatik Rasim. Bir Alex de Souza hayranıyım. Aziz Yıldırım'a hiç kızmadın mı yaptıklarına? Önce çok kızmıştım fakat daha sonra bu karardan onun da pişmanlık duyduğunu ifade etmesi. Söyledin mi bunu Aziz Yıldırım'a? Evet yani özellikle. İlk defa duyuyorum ben. Özellikle yok. Aziz Yıldırım'ın Alex'i kovmaktan pişman olduğunu senden duyuyorum. Özellikle bir antrenör isteği olduğu için hatta kardeşi Ali Yıldırım'la da ve Aykut Kocaman'la arasının biraz da bu konudan açık olduğunu. Tugay Ateş isimli bir Galatasaray taraftarı diyor ki Rasim, Hacı için söylenen söz o. Sağ ayağına 500 sayfalık roman yazılır. Romanın sonuna solaktı denir diye söz hırsızlığı yapmayın. Hacı için yazılmış evet doğru söz hırsızlığı yapmıyoruz. Onu bildiğimiz için söylüyoruz ama Hacı gitti. Hacı'nın büyüklüğünü kabul ediyoruz. Bugün de Alex için söylüyoruz. Renkler değişebilir ama yetenek değişmiyor. Ahmet Hocam, sizin yorumunuzu alalım bu konuyla ilgili. Mesela şimdi, ne bekliyorsunuz? Fatih Terim yardımcısı olabilir mi? Alex için, Alex için 500 sayfa roman yazarım. Ama okuyucularıma şunu tavsiye ederim. 500 sayfa romanın lütfen 499 sayfasını okumayın. Son iki paragrafını okuyun. Biter. Bir şöyle biter. Ve tarih Ekim 12. 2011. Yani tam hatırlamıyorum Alex'in ne zaman ülkeye gitti. Brezilya'nın Sao Paulo kentine kalkan uçak İstanbul Sagopa Gökçen Havaalanı'ndan havalandı ve Alex on binlerce Fenerbahçe'nin çılgınca alkışlarıyla göğe doğru yükseldi.
499. sayfa bu. O bir İzipçiydi. Devam edeyim mi? O Fenerbahçe'den 30 milyon euro para kazandı. Hain ama Fenerbahçe'ye Avrupa bazında hiçbir başarı getirmedi. Hocam çeyrek üstelik, üstelik en sonunda, en sonunda Fenerbahçe'nin başkanı ve hocasını 20 milyon Fenerbahçe'nin önüne yem atan bir haindi. Nokta. Neler bu kitabı ya? Yazan Ahmet Çakar, saygılar, sevgiler şunlar diye kitabı tamamlardım. Hocam. Tekrar ediyorum. Şimdi Sinan saygısızlık yaptı bana. Ben burada bir şey yaparken gülüyor. Niye güldüğünü de bilmiyorum. Ya çok komik. Hocam. Ya çok komik. İbrahim Çetin. Senin arkadaşın. Senin kardeşin. Benim arkadaşım falan yok kardeşim. Senin kardeşin. İbrahim Çetin. Benim kardeşim de yok. İbrahim Çetin ya kankan ya. Neyim ne ya? Ya. Ama seni sevilen bir şey yapmış. Ya Abdülkerim Durmaz arkadaşlar. Çakar'a meydan oku. Bu ne ya? Hocam. Alex bir hizipçiydi. Haindi. Arkadaşlar. Olsun, anlaşılmadı. Klip hazırlıyorsunuz. Klip hazırlıyorsunuz. Sonra birisi çıkıyor paramparça yapıyor. Ertem karar verin kardeşim. Dinlemediniz ki siz. Dinlemezsin. Dinlemezsin. Dinledim sonunu da. Romandan bir bölüm oldu. Bilimci dedi bilmem ne dedi. Hayır dinlemedi. Tilerci mi? Bu beyler, hocam arkadaşın ne demiş biliyor musun arkadaşın? Müsaade et ya. 12 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen'den uçak kalktı. Oo. Uçağın içinde şu şahıslar vardı. Alex, hanımı ve çocukları. Evet, uçak Türk hava sahasından çıkıp Gelibolu'dan Yunan hava sahasına girip oradan Avrupa'nın güneyinden Sao Paulo kentine giderken Fenerbahçe taraftarları ağlıyordu. Nokta. Bu 499. sayfanın sondan bir önceki paragrafın noktası. Evet. Ama o bir izipçiydi. O hiç Fenerbahçe'den kaçırdı. 30 milyon euro kazandı ama Fenerbahçe'ye bir George Hagi gibi kupa getiremedi. O yıllarca antrenör getirdi, götürdü. Yok. Kulis yaptı. Ve en sonunda 20 milyonun nasıl önüne Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncu ve hocası Aykut Kocaman atan bir haindi. Hocam, altına editör yani bu kitabı yazan Ahmet Çakar. Written by Ahmet Çakar. Nasıl bir şey bu? Ne peris? Benim görüşüm bu. Ya bir dakika hocam. Hocanın görüşü bu ama. 36 hazır olsun. Doğru ne peris? Hadi abi diyorum. Hoca Alex'le şu harfleri yapmayacak Fenerbahçe. Hocam. Fatih Terim'in de Alex'i yardımcı olarak alması çok güzel tamamıyla bir sıvama operasyondur. Fenerbahçelilere şirin gözükme. Alex'in ne işi var Fatih Terim? Hocaya bir hesap cevap ver. Hayır. Nisan bilmez bir defa ya. Ben ne isterim biliyor musun? Bırakın Mehmet Aurelia. Mehmet Aurelia koskoca Türk milli takımı görünüyorsa Alex'e söz olsa. Size katılmam var ya söz konusu falan değil bir bekle. Sana bekliyorum ki. Bak bir. Alex hoca götürdü, hoca götürdü. Bir kupa kazandırmadı. Ama Fenerbahçelilerin yanındaki arkadaşın diyor ki Fenerbahçe tarihine gelmiş en önemli oyuncu benim için diyor. Ve sen bu oyuncu için kalkıyorsun, hizipçi diyorsun. Ve Fenerbahçe'nin gönlüne taht kurmuş 30 milyon dil 330 milyon euro da kazansa helal olsun. Çünkü taraflı tarafsız bütün Türkiye'de herkesin takdirini beyefendiliğiyle, aile yaşantısıyla, futbolculuğuyla kazanmış bir insan. Keşke Alex'i Türk milli takımının altyapılarına antrenör olarak getirilsin. İnan diyorum bir faydası olur. Veya Fenerbahçe futbol okullarının başına gelsin. Veya ben sana bir şey söyleyeyim eğer ben uğraşmam bu işlere, uğraşabilsem de. Alex gel kardeşim ya Türkiye'ye de. Alex futbol okulları açalım minik çocuklarla. Bak bakalım ne oluyor, ne kadar yani. Bir böyle bir oyuncu için gelmiş buradan geçmiş Hacı'den sonra önemli bir oyuncu için Ahmet Çakar bunu söylüyor ya. Hocam siz hep böylesiniz. Al işte bir tane daha var. Yine bizim arkadaşımız yapmış senin kardeşin. Ya. 8 sene Şükrü Saracoğlu Stadı'nın etrafında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda jübilesinde Alex Atatürk'e vefa olmaz pankart asıldı. Bu senin akşam sevgili Fenerbahçe taraftarlar Aziz Yıldırım'ın jübilesinde Alex söylesin. Alex'e gereken değerin verilmemesi sebebiyle bir protesto pankartı. Bunu güldüm ben. Saraçoğlu Stadı. Buna güldüm. Ya siz bakın böyle. Hocam İbrahim Çetin ne yazmışıyor? Bana ne İbrahim Çetin'den başlatma şimdi Sinan. Bana ne İbrahim'den ya. Ben ne yazmışıyorum? Söyle bakayım. Hocam sen beni... Aziz Yıldırım'ın jübilesinde Alex oynasın. Sen hocam... Espri yaptın. İmocuğum, yavrum, espri yaptın. Aferin sana. Bırakın bu işleri. Hocam. Yapo. 8 yılda 3 şampiyonluk. 3/8 özür dilerim. Neredeyse 1/3. Ya hocam. Tamam. 1/3 çok normal. Fenerbahçe'nin normal istatistiği. 2. Ya hocam. Aldığı para
30 milyon euro. Helal olsun. Ben kimsenin parasına pulunda gireyim. 30 milyon euro. Avrupa'da hiçbir hikaye. Bir yıl çeyrek final var. Ne? Hocam. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek hocam, final var. Ne olacak? Fark etmez. Ne olacak? Nasıl olacak? Herkes de var. Hocam sen hocam, bu Inter, Chelsea maçlarını unutuyor musun? Adamın hocam kazandırdığı maçları. Bir ayrıca şu var. Atıyor bunları. Asla. Şampiyonlar'la güzel ayrı bir şey. Asla. Bakın böyle. Sayın hocam. Asla. Hocam bir kere Hacı ile sakın futbolcu olma. Asla Hacı ile bir tutmam. Allah Allah. Asla hep Hacı ile. Hep beraber bir Alex çekin. Hayır hayır. Hocam, dur ya bitiremedim. Bir hocam. Hocam sen yeni ne diyorsun? Ben hocam ya. Bir şey söyleyeyim. Hocam. Zeydettin Zeydan. Hocam. Yani sen hocam. Zeydan. Hocam. Dinlemiyorsun ki. Hocam asla bir Hacı ile. Hacı ile asla bir tutmam. Bakın Hacı buradadır. Alex buradadır. Galatasaray yaptığı hizmetlerle, evet, katkılarıyla futbolcu. Bak bir tutmam. Ama Türkiye'ye gelmiş, isterse hiç şampiyonluk şey yapmasın biliyor musun? Yaşatmasın biliyor musun? Ama çok güzel maçlar, çok güzel goller. İyi çok oyunlar. Evet ya, böyle bir şey olur. Çok şey yaşattığı için söylüyorum hocam. Ama ikincisi siz bak maalesef şimdi. Ya Ertem sıkıldım ya. Ertem, 38 hazır oldu. Hocam, bak şöyle, valla sıktın ya bize ya. Öldürdün benim bizi gibi ya. Adam, bak hoca beni tanırsın. Ben duygulanır mıyım kolay kolay? Duygulanmazsın. Bak hayatta duygulanmam. Çok duygulandım. Müthiş. Evet. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam şu anda Fenerbahçeli taraftarlardan evet, ayıp ya. Tweet yağıyor. Evet hocam, ne diyor? Klibi bir kez daha izleyelim. Hocam bak, izleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarına şunu söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Fenerbahçe taraftarına şunu söyleyeyim. Bak. Sizin efsane futbolcunuz Aykut'tu. Hocam. Efsane hocanız Aykut'tu. Onunla Aziz Yıldırım'ı hocam öyle bir şey yok. Türkiye'ye bir şey giremez. Hocam bak öyle bir şey yok. Ya, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. Bak öyle bir şey yok. Hocam, biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu kadar güzel bir klip hazırlamışsın Ertem. Sana çok teşekkür ediyorum servisteki arkadaşlara da. Adem, benim hocam Adem, sevgili Adem kardeşim yaptı. Tekrar seyredelim ama hocam, bu kadar şey duygusal mi? Bir ortamda beni bu hale getiren bu ortamda, evet, başka şeyler konuşmak istemiyorum. Hoca tam tersini söylüyor. Yani hocanın düşündüklerinin tam tersini düşünüyorum. Alex de Souza Fenerbahçe takımın içinde kurulan hizip'le buradan gönderilmiştir. Şimdi bir kere bir şey söyleyeyim mi? Hizip yapılmıştır. Hoca, gecenin, hocam seni mutlu edecek bir şey söylüyorum. Etme, benim Alex Ocak ayında zaten Brezilya'da antrenörlük kursuna başlıyor. Antrenörlük diplomasını alacak ve muhtemelen Türkiye'de antrenörlük yapacaktır. Ben isterim Alex'in Türkiye'de hocalık yapsın. İsterim. Ben Alex'e özel bir sevgilim. Fenerbahçe'ye başlayalım. O zaman hep beraber. Hacı'ya da Alex'e bir kez daha izleyelim. Ama hoca maalesef. Kolayı var ya. Abi neyse. Hocam ise, bir şey söyleyeyim. Neyse. Bir Alex için saygı duruşu şey yapın. Bir görün. Hocam ben kalkmayacağım. Hocam bir şey söyleyeyim. Niye kalkacağım? Hocam. O zaman klibi izleyelim. Bir gelsin ekrana. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hocam. Klip muazzam. Ertem içimizi baydın ya. Klip hakikaten muazzam. Ama beyler yapmayın bunu. Hakikaten baydın. Biz insanları ya, çok çabuk heykelleştirip tabulaştırıp. Heykelini kestiriyoruz. Tabii onu biliyorum. Onu hocam Hacı'dan başka hangi futbolcuya, hocam ya, hangi futbolcuya bu yani övgüleri verebiliriz? Ben şuna bakayım. Hocam hiç olmazsa. Ne hocam, hocam senin için iyi kıssası nedir hocam? Bir de hocam. İyi insan var mı senin için? Hocam hiç olmazsa bana bir saygın olsun ya. Evet, şu benim hocam, üzüntü, hocam senin için iyi insan var mı? İyi futbolcu var mı? Senin için iyi artist var mı? Benim efsane kabiliyetim bir oyuncu beni yıkıyorsun ya. Senin için iyi insan, iyi yemek, iyi adama insan, sorarlar. İyi futbolcu ne var hocam? Adama sorarlar. How many years'la başlarlar? 38'de. Fenerbahçe'de kaç yıl oynadın derler. Alex'in vereceği cevap. 8. Yoruldum hocam. Hocam Fatih Terim de 14 sene oynadı şampiyonluk. Hiç şampiyonluğu yok. Yapmayın ya, ben fikrimi söyleme hakkım yok mu bu ülkede? Hocam söyleyeyim. Yok mu ya? 3 şampiyonluk yaşatmış 8 yılda. 3 tane de son maçta final kaybetmiş Fenerbahçe takımı. Ben abi son maçta kaybetmiş değil. Ben 3 şampiyonluk. Hocam. Doğru mu? Allah. 3/8. Aşağı yukarı 1/3'e tekabül eder ki hocam, normal Fenerbahçe işsiz. Rakamlarla bu işin. 2. Sorarız ne yaptınız diye. Şampiyonlar Ligi'nde Alex'i Fenerbahçe bir kez çeyrek final oynamış. Tamam mı? Alex yokken her sene final oynuyordu. Ertem dayanamıyorum. Türkiye'de Allah aşkına Galatasaray'ın UEFA kupasından başka Ertem, ne olmuş hocam ya? Ben Ahmet abinin Ertem, Alex de Souza'yı niye sevmediğini biliyorum. Ertem niye dayanamıyorum. Hakikaten sen biliyorsan bir şey söyle. Ertem dayanamıyorum. Ertem hocanın bu söylediklerine dayanamıyorum. İnsanların hayallerini, insanların duygularıyla oynamaya hakkı yok. Ahmet hocanın Alex'i sevmediğini biliyorum. Bu konuyu değiştir. Burada varsa canlı bir şey, eğlenceli bir şey koy. Fenerbahçe jubile yapmalıdır Alex'e. Bir kere daha ölmeden seyretmek istiyorum. Bak Sinan abi de 38 numara bir gelsin. Eğlenceli bir şey koy. 38 numara bir gelsin. Hadi 38 numara bir gelsin. Hocam niye konuşmuyor? 38 numara gelmesin kardeşim. Bak hocam, bak hocam geldi geldi. Bak konuşmam. Bak ben Alex'e ilgili.
Efendim? Damat mı bu? Yok, damat değil. Abi bu ne? Kendi dün kendinden geçti diyor. Dün. Tanımıyorum vallahi yani internette. Şey olabilir mi bu? Yeni Zelandalı bir vatandaş olabilir mi? Haka dansı yapar. Bakalım bir daha. Bir daha. Kime benziyor biliyor musun? Biraz sonra söyle. Biraz sonra söyle hocam. Bir daha bir gelsin. Ahmet rica edeceğim. Evet. Ay. Beğendin misin abi? Çok güzel. Yani birine benziyor bu, biliyor musun? Bak şeye benziyor. Ki ben onu adam olarak çok severim, insan olarak çok severim. İlham Aliyev. Azerbaycan'da rahmetli Haydar Aliyev'in oğlu. Hayır, tip olarak yanlış anlamayın. Hayır, asla bir şey. Ve oğlumla konuşuyorum. Azerbaycan önemli katkıları oldu. Birden o mu diye baktım ama öyle kilo değil. Hocam, bak hocam şurası çok güzel, bak şu birden başlayacak ya bak. Bak hocam bu çok güzel değil mi? Bilmiyorum. Aslında küçüğü var biliyor musun? Belmel gitmiş, karın kaslar açılmış. Hocam böyle oynayabilir misin? Tanıdık bir arkadaş var ama ne var hocam? Hocam ne var, oynayamaz mısın ya? Hayır estağfurullah diyorsun. Adam kötü bir şey mi yapıyor? Oynuyor hocam. Adam kötü bir şey yapıyor tabii. Şimdi ne yapıyor hocam? Adam kötü. Şurada. Şimdi adamın figürleri de müzikle şey senkronize, ver bakayım bir de müziği. Hocam güzel diye bak. Niye? Estağfurullah diyorsun hocam. Ne var? Bak, ben oynayamam kardeşim. Bak hocam bak, güzelliğe bak. Işığı açsana biraz ışığı. Işık orada açılıyor hocam. Ha, bak hocam. Işık orada hocam. Ben şimdi başlayayım. Hocam dur. Ben... Bak hocam. Hocam bir yeri var ya bak, orası, orada dikkat et. Çıldırıyor değil mi? Bak orada kopuyor artık iyice bak. Şimdi bak, duracak hocam. Müzik bir daha giriş bak. 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 Bak şimdi hocam. Bak. Bak işte. Bak, bak, işte değil mi? O. Final en bak, güzel hocam. Sahne o. Hayır en güzel şimdi geliyor bak. Tamam. Ben bir şey söylesem kızmazsınız değil mi? Hocam. Özellikle bu stüdyoda bazılarınız sezon boyu bazı dosyalarda böyle oynadı. Müzikle bir de hareketlere geçtiniz biliyor musunuz? Ay ay ay. Öyle mi hocam? Öyle. Onu hatırladım. Enteresan bir herif. Şaka maka bir tarafa enteresan bir adam ama bu. Nereden buldunuz bunu? Hocam internetten buldum. Bir tane bir fotoğraf vardı. Ben Buray'a göndermiştim. O fotoğrafı da bir ekrana getirelim. Benim var ya bu duygusal hocam, Alex. Alex'den evet, sonra hocam, bunu hocam, var ya. Atın evde televizyon seyrettiğini gördün mü? Ne? At mı? Hocam çok enteresan. Enteresan. Ahmet abi gördüm. Bu ne ya? Hocam bunlar. Bu internette var. Hocam bizim ne var bunda? Nereye doğru evriliyor? Sinan abi ne var bunda diyor. O ne lan? Ahmet hoca. Ne var bunda diyor. Ahmet abi ne var bunda? Hocam bu normal mi? Hocam ne var bunda diyor. Kim o? Kim o? Hocam, hocanın resmi hoca at at. Bir dakika beyler. Hoca arkadaşı at. Benim evde besler misin? Hoca benim çok atma. Ciddi. Benim çok ciddi bir hayvan sever olduğumu biliyorsunuz. Hocam bu at kapıdan keşke, nasıl geçer? Keşke böyle imkanlarım olsa da evimde. At var ya, müthiş kedim, hayvan hocam. Köpeğim, bahçemde atım, ineğim. Efendime söyleyeyim, kuşum. Evet. Pandam. O şeyim işte, o sincapla. Evet. Keşke bir hayvanları çok hocam büyük bir evim var farz edelim. Hocam, evet. Şöyle atla şöyle yaşar mısın? Mesela o kadının hayır. Yerine sen şimdi olur musun? Niye yaşamayacağım hocam? Dişleri olmayan, ısırmayan aslan olsun. At çok hain bir hayvandır. Yok hocam at, ya. At bak, çok asil bir hayvandır. Çok, hayır. Ya. Hayır. Hocam at asil bir hayvandır hocam. Egosuna düşkün bak. At nedir biliyor musun? Her gün ya, özellikle çok koşan hocam. Atlar 5-6 kilo yulaf yer. Bir gün haddine mi düşmüş 4 kilo ver. Öyle sana sarar. Eğer atı bilirim atı hocam, şimdi. Hocam yapma hocam. Sıkıştırır. Hocam sıkıştırır. Hocam bak at var ya tam bir insan dostu. Hayır değildir ben. Yanlış biliyorum ya. Hayır hocam bak ben sana söyleyeyim. Jokey bir arkadaşımdan. Ya, hocam bak at yarışları. Güreşir misin hocam? Bir dakika Sinan. Jokey bir atı güreşir misin hocam? Ertem töreceğim bir dakika ya. At deyip geçmeyin. Hocam bir şey bir bilgi vereyim sana ya. Bak atlar yarış yapıyorlar ya 20 at iç içe koşuyor.
jokey düşüyor değil mi? Evet. Bak at kendisini sakatlayıp evet. bahanesine atın jokeyin üstüne yerdeki jokeyin üstüne İnanma. Basmazmış. İnanma. Bak yemin ediyorum İnanma. Hocam yemin Beyler, ediyorum at, ya. At haindir. Ne hocam? Sakalı verdiniz at duygusaldır. At dünyanın var ya en sadık hayvanıdır hocam Peki, ya. Yazın. Yapma at, gözünü seveyim. Bizi seyreden milyonlarca adam. Türk gencine sesleniyorum. At yazın. At, at. Karakteri. Evet. Atın özelliği şudur. At nedir hocam? Verdiğin sürece iyisindir. Yok hocam. 5 kilo yulaf mı yer? Dalgasına bakar. Hocam bir gün haddine mi düşmüş? 3-3,5 kilo ver. Yani bir kiloyu eksik tut. Seni böyle bir beller böyle. Hocam güzel ben... bak. Apo gör. Hocam ben at meraklısı bir adamım. Yanlar seni bak. Hocam yanlı yanlı Ümit Kantarcılar var ya. Kim o? Dizi oyuncusu çok sevdiğim sevgili hocam. Kardeşim. Ümit Kantarcılar'la Gamze Topuz'un çok çok selam var. Onlar da şu anda izliyorlar. Çağdaş Güler efendim. Açım onlar. Ümit Kantarcılar. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Çok sevgilerimizi gönderdim. Bir şey söyleyeyim mi sana hocam? Ata da salladın Hayır, ya hocam. Ata hocam ata bile salladı. Ata salladı. Bir salladı. Sen evde köpek besliyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, sen hayvanın as kralı evet. köpektir. Hocam nasıl köpek mi? Ata salladın ya. Köpek ısırmadın mı? Sen abi en güzeli söyledi. Salmadı bir at. Hocam. En şerefli. Şunu bir en sadık. Köpek he? Köpek. At hocam. At. Hocam köpek ısırır hocam. Hocam kurt köpeği var. Bizim Seyit Ateş'i parçaladı köpek. Köpek dediği Seyit Ateş'le arıza var demek. Ne arıza var? Seyit Ateş'i parçaladı köpek. Kurt köpeği ne alakası var ya? Hocam köpek bak ben korkuyorum. Sen biliyor musun dün akşam beyler, hocam bak. Sakın benim entelektüel kapasitemle dalga geçmeyin. Atın kitabını yazarım. Hocam, at haindir. Ata bindin mi hiç hocam? Peki sen haindin mi hocam? Kaç defa bindin hocam? En az 20 defa bindin. Yaptı mı sana hainlik? Yaptı mı sana hainlik? Hocam sana bir şey anlatayım. At üstünde savaşlarda eskiden atın sahibi yere yaralansın düşsün Sinan. Düşman askeri gelip ona el süremez. At savunur sahibini. At tam var ya tam insan dostu. Sen arabayla hayvanların kralı. Yani. Arabayla buradan nereden gidiyorsun? Vallahi diyorum ya. Şu benzincinin oradan geçerken köpekler var biliyor musun? Evet. Ya hocam sürme lötenini oraya kadar köpekler kovaladı arabada biliyor musun? Bak arabayı yiyecekler ama ya. Ama senin arabada canavar gibisin. Hayır yani. Niye biliyor musun? Neden biliyor musun? Köpekten korktuğumu hissediyorlar. Köpek ondan korktuğumu hissetmişim. Ya durmadı ya. Ergun abi. Ergun sen ne köpeği köpek ediyorsun hocam ya? Hocam benim köpeğim var yani. Yapma Allah aşkına. Bahçemde de vardı Allah rahmet eylesin. Küçücüktür hocam seninki. Sen şu ata salladın ya. Abi şu var. Hocam bu atlarla sen 3 kıtayı fethettin. Sen şu ata salladın. Hocam sen ne yapıyorsun? Hacı'ya başladın değil mi bir ay? Ne hocam? Hocam. Ne kime sıra yapıyorum Osmanlı? Ya bir dakika öyle hocam. Alex'i eleştirdik ağzıma tıkadınız. Ata eleştiriyoruz ağzıma tıkadınız. Ata eleştirdik. Sonra eleştirdik yıllarca ağzımı geri aldık. Evde böyle at besler misin? Yan yana ya oturun be hayvanlar dostuyum ya. O zaman Valencia başkanını ekrana getireyim mi yeni başkanını? Hayda. Tamam. Hayda. Tamam Valencia başkanı gelsin. Sevgili seyirciler Valencia'ya kadın başkan geldi. Bir Singapurlu. Öncelikle şunu söyleyelim. Singapurlu iş adamı Peter Lim tarafından satın alındı Valencia. Amedeo Salvo'nun görevden ayrılmasından Singapurlu. Shan Lai Hong başkanlık koltuğuna oturdu. Valencia'da. Hocam Çankırı Spor'un başkanı da bir hanımefendi bu arada. Şu an bir şey söyleyeceğim. Alex Samet'le berabermiş Brezilya'da, evet. São Paulo'da. Canlı yayına çıkıyor. Hocam. Samet, şimdi bir verdim bir numara çocuklar. Bir derisine bakalım. Bir konuşuruz belki. Alex'in de sesini duyuyor. Evet, güzel olur ama attım sana Samet numarayı enteresan bir şekilde. Attım Ahmet'e atayım şu numarayı da. Samet'in ben numarası. Çok iyi olur. Çok seviniriz. Sakın bağlamayın. Hocam ya. Ben Fenerbahçe'nin başkanına... Hocam, o andaki hocasına hainlik yapmış bir adamla telefonla ya, konuşacağım. Ya, hocam ya, Allah ya, sen sessiz kalırsın ya. O zaman biz bağlanırız. Hocam ya. Hocam ne diyorsun? Doğru. Yapma gözünü seveyim. İşte vahşi kapitalizm. Uzak doğudan kalkıyor kadının keşke biri. Keşke bir sesini duysun. Büyük parası var. Büyük parası var. Aslında yapma. Bir şey söyleyeyim mi? Hocam, hocam yapma bak burada yanlışsın. Keşke Galatasaray'ı satın alsınlar. Burada... Bak eğer bu kapitalizmi kötüleme, bunun vahşi olanı gider mücadele edersin, haklarını, sosyal haklarını savunursun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer adam gibi kapitalizm olsaydı Galatasaray'da o alkolik çakallar malı götüremezdi. Ya demeyelim artık öyle boş adam ver. Tamam. Adam malına sahip çıkardı. Rasim demeyelim öyle artık. Konuyu değiştirmeyelim hocam. Sana. Ben Galatasaray'ın yabancı fonun falan ve herhangi Beşiktaş'ın veya Fener bir takımımızı yabancı fonun falan gelip alması falan beni çok rahatsız eder ya. Yani abi bırak abi. Abi Chelsea var ya. Chelsea ayrı bir şey abi. Galatasaray Fenerbahçe. Bakın Galatasaray Fenerbahçe. Belli şeyler farklı bir şey arkadaş. Başka anlamlar yapamıyor ya. Yapamıyor ya. Baba. Chelsea'nin 30 milyon taraftarım var ya. Var. Yok ya abi. Ya en azından. Ne? Ya bırak Allah bak, aşkına. Bak en azından. Göztepe'nin var. Ya tamam başka. Artık konu başka var, Rasim. Göztepe. Rasim konu başka bir yerdeyiz şu anda. Geçin onları. Tamam mı? Tamam bırakın. Gerçek konu global dünyada futbol artık bir endüstrinin haline gelmişse kadınlar, büyük tıraşlar falan kulüplere el koymuşsa. Neden bizim? Ben bunu hafta içinde seninle tartıştım. Abi bir kadının, bir bayanın
Ben artık bizim spor programında olmasını arzu ediyorum. Bıktım. Var hocam erkek sesi. Kim mesela? Hocam abi, öyle bilmiyorum, düşünüyorum. Sağdan öyle koyuyorum. Programlar var. Bir kadın niye olmasın bizim program? Hocam neyi senin yanında? Kadın birden var ya şeyde. Üç kadın program yapıyor. Yok, ya. Olabilir mi? Yılları onlara bırakmam. Bir bunlar hanımefendi bizim yorumcu olabilir mi bizde? Mesela... Eyvah! Bir şey söyleyeceğim sana. Yani tamam, bayanlar çok iyi futboldan anlıyor, ediyorlar falan ama... Yazık kız var ya, futboldan falan soğur biliyor musun, gelirse buraya falan. Biz de kardeşim. Hakikaten kız futboldan falan soğur. Onun için kızlar kendi aralarında falan konuşsunlar. Güzel televizyonda program yapan kendi televizyonlarında arkadaşlarımız var. Var. Onlar çok başarılı, devam ediyorlar. Var. Ama bizim televizyonumuzda buraya bir bayan oturtursak... Kız zaten burada insanlar zor konuşuyor, erkek burada biz zor konuşuyoruz. Kızcağız kibarlığından falan ne konuşacağını falan ne olduğunu iki haftada kaçar gider zaten. Tamir edemez hocaya. Ata salladı. Alex'e salladı. Birisi... Selçuk'a salladı. Bence hocayla şimdi çok bakın bir artist diyelim mesela hocam. Bu Russell Crowe geldi burada film çevirdi. Kim? Russell Crowe. Nasıl bir çocuk? İkinci sınıf, üçüncü sınıf artistlere film mesela çeviriyoruz. Mesela Nur Hanım bizim programımızda olabilir mi Sinan abi? Kim? Hanım, spor programında Nur Yalitaş. Nur abla uymaz bir şey ya. Nur abla. Kibar narin bir hanım ablamız bizim o yani. O bu programda futbolda olmaz. Anlıyorlar onlardan. Anlarlar ama onlar kendi aralarında. Bizim futbolumuzda yok. Biz de burada abi burada sen zulüm var burada ya Ertem. Zulüm var yani. Kız diyecek ki gelen buraya yorumcu ya ne oldu ben nereye düştüm diyecek ya. Onun için gerek yok. Biz böyle mutluyuz abi. Aynen, arada sırada istiyorsanız yani çağıralım buraya. Gelsin. Kim? Bir baksın. Ama gelmek isteyen çok için olur. Çünkü buraya gelen kadın yorumcu ünlü olur. Onu söyleyeyim. Rihanna'yı çağırdı. Bağlanıyor mu? Rihanna'yı gelir mi? Kim yorumcu? Abi benim o Amerika'daki arkadaşım var. Geçen aradım görmüyormuş. Rihanna turneye mi ne bir yere çıkmış galiba. Rihanna'yı görmüyorum dedi. Amerikalı arkadaşım. O da işte çok koyu Ahmet Hoca hayranı. Yani devamlı bizim programı da özellikle sevdi. Ahmet Hoca'ya bayılıyor. Çok ismini vermek istemedi çocuk. Çünkü aradı beni. İsmin verme dedi. Yani istemiyor yani. Kendini tanıtmak istemiyor. Yurt dışında yani Amerika'da yaşıyor devamlı. Çok zengin bir arkadaşım benim. Dolayısıyla yani bir... 30 yani, hazır olsun arkadaşlar. Bir ara Rihanna'yı bağlatacak ama bize. Bakın bu da sezon sonuna kadar size sürprizim olsun. Rihanna bu telefonla buraya bağlanırsa şaşmayın. Bence de bağlanabilir. Evet. Bekleyin bakalım. Zekeriya... Rihanna da olabilir, Reyhan da olabilir. Yani birisi bağlanacak. Sayın Zekeriya Alp ve Ahmet Çakar arasında bir söz düellosu yaşanıyor. Yine mi vardı? Yarın yine Sayın Zekeriya Alp her salı biliyorsunuz. Yapma Zekeriya abi. Bir basın toplantısı yapma yapıyor. Bakalım yarın vermez cevap verecek mi? Evet. Sevgili seyirciler biraz önce bir Ahmet Çakar kadın yorumcu polemiği başlatmıştı. Sinan abi de ona katıldı. Burada onların canı çıkar. Olmaz bayanlar, dedi. Bayan yorumcu, bayanlar kibardır. Yani kibar bayan. Dilber Hanım özellikle olabilir buraya mi? geldiği zaman bakacak, görecek, diyecek ki hani belki biraz ötekini söylemeyeyim de ya futboldan falan soğur. Şimdi mesela o ne lan? Allah abi yok o. Onun sesi güzel. Onun sesine. Olmaz mı? Yok o yok ya. Onun sesine dinle. Abi yok. Ahmet Hoca olur diye ama. Kimin? Ya ne yok olmaz. Hocam. Dilber abi abla olmaz. Olmaz. Dilber abla sinirli, agresif. Dilber abla geçelim. Dilber abla sinirli geçelim. Dilber ablamızı geçelim. Gider. Hilal Cebeci. Yani Hilal Cebeci futbolu bilmiyor ki ya. Bak bu kızcağız enteresan bir tip. Futbolu anlamaz. Futbolu bilmez. İki göz, burun ve ağız açılarına baktığım vakit aslında ekran için uygun. Bir de kafasını yandan verirseniz kafasının antropolojik ölçüleri vardır. Bu şey için çok bak. Bak Rasim'e bak yandan bak. Bak çevir yanını kafanı Rasim. Bak bu antropolojik olarak iyi bir kafa ölçüsü. Aslında benim bütün kriterlerim dün buraya da söylemiştim. Bir tane yurt dışında bir kadın var. Değişik bir tip. O tipte bir yorumcu alıyorum. Yoksa bana göre hocam şey... Hocam onu ben koydurmadım. Yapma. Niye? Abi niye yapmayın insanda... Hayır abi. Hocam o kadın değil ki. Ne? O değil hocam, o Twitter'da, internette gezen bir şey. Hayır efendim, kadın efendim. Amerika'da yaşayan ve İngiltere'de yaşayan bir kadın. O tipte bir kadın arıyorum. Hilal Hanım'ın açılara biraz uygun, kafa antropolojik şeyleri, ses tonu da fena diye hatırladığım kadarıyla. Futbolu biz zaten, Rasim biliyor muydu futbolu canım 3 sene önce? Hocam o zaman herhalde öğrettik. Hocam öğrettik diye düşünme. Ben tribünden gelmiş ya aslında. Evet hocam, benim 1994'te yaptığım Galatasaray defteri efsane oldu. Sedat Doğan Galatasaray Müzesi'ne koymak için izin istedi. Ben Galatasaray'ın 11-12 yaşından beri, yani ben Galatasaray'ın 91-92 kadrosunu ezber sayarım. Abi siz benim ama hayır, biz sağlıklı gelmiyoruz. Futbol o tipte bir tüm kadın arıyorum. Hocam futbol sevmesi lazım. Neydi o Ümit Özat'ın takıntı yaptığı kız mesela? Ya dur abi, ismi vermeyin kızın. Evet, bir sonrakine geçelim.
Sen Simge. Nur Hanım. Seviyor hocam bunu? Senin dediğin bu muydu? İşte bu. Hocam yapma. İşte bu. Bakın abi. Bakın. Gülmeyin. Bayan mı bu? Beyler gülmeyin. Bu bir bayan değil hocam. Bayan bu ya. Ya yok be ne bayan hocam ya. Eğer mumya falan değilse bu bayan. Eski bizim futbolcu bir arkadaşımız onunla benziyor. Hayır kardeşim. Travesti falan da olamaz çünkü abi. Hop girebilir mi ismi? Sol ayaklı. Beyler niye giriyorsun? Erkek hocam ben erkek ya. Hayır. Hocam ne yapıyorsun? Hayır erkek değil beyler. Ben bir tıp adamıyım. Hocam neye bakıyorsun kafa yapısına Adem elmasına bakarsın. Adem elması yok mu adam veya kadın? Hocam küpeden başka bir de saçtan başka bir şey yok. Ben tip diyorum. Bu tiple ben... İnanılmaz Türk futbolunda yürürüm. Şimdi Türk futbolundaki büyük figürlerin tipine bakın. Bu kadından farkı ne? Şimdi bak yorumcu olarak bir dakika yorumcu olarak. Benim yerimde şimdi ben olmasam bu kadın otursa sen burada rahat yorum yapar mısın? Abi niye insanların tipleriyle dış görünüşleri alay ediyorsunuz? Hocam alay etmiyoruz. Şimdi sen bu bayan senin benim yerime bu bayan bu sandalyede otursa sen nasıl yorum yapacaksın bununla ya? Kadının burnu gözüne girer senin bir kere sana diyorum. Kardeşim bakın yapmayın. Siz aynı yerde okuyor musunuz? Hocam bu hocayla bir adaya düşmek ister misin? Bir de yapmayın bakın. Allah'ın yarattığı. Ne alakası hocam? Ya hocam. Bak işine gelmediği zaman Allah'ın yarattığı insanla alay etmeyin. Hocam Allah'ın yarattığı insanları giyotin gibi burada kesiyorsun hocam. Ya hocam bu insanla nasıl yorum yaparsın burada? Bir şey yapmayacağım. Hocam ne olursun? Bir dakika ya senle yapıyorum da bu insanla niye yapmayayım? Ben Sinan'la yapıyorum. Tamam memnun değilsen yani, ben de hayır yanlış anladın. Hocam sen bu kızımızdan daha güzelsin. Sinan bu kızımızdan daha parlak. Rasim bu kızımızdan daha böyle yakışıklı veya ya, yakışıklı diye. El atsana ne diyor ya? Anlıyor hocam da ya. Ya sen yorum yap. Ya nasıl yorumcu olsun bu kadıncağız hocam? Ne diyecek Allah'ını seversen? Anlamadım ben mesajım şuydu. Ben şimdi yorumcunun ses tonu önemlidir, bilgisi önemlidir, tipi evet. De önemlidir. Mühim olan burada vücut dilini ekran elektriğiyle halka verebilmek için. Hocam tamam nerede gördün? Bu hanımefendinin veya kızımızın tipini çok ilginç ya buldum. Ya hocam bayan değil mi ya? Makyaj yapmışlar mı? Ya, erkek mi kardeşim? Hocam. Erkek mi bu? Evet. Hayır erkek değil. Adem elması yok. Ne Adem elması ne ya? Şuradaki kim? Zayıf hocam zayıf. Zayıf da oldu çünkü daha iyi görünüyor. Hocam zayıf sen ya. Sen de bende görünmez şeyler. İskele babası gibi olmuş boyunlar Sinan'ım. Hocam bunu zayıf olur. Adem elması yok. Bu kızımızdır bu. Bir şey. Bende var hocam. Sende var tabii Adem elması. Çünkü hocam zayıfsın. Bir şey söyleyeceğim. Ya yapma hocam. Di Maria'ya benziyor aynı. Abi ben Manchester United'a Di Maria'ya benziyor. Bakın ben size yakıştıramadım. Hocam ne yakıştıramadım? Ahmet sen attın mesajı versene. Evet. Bir insanı. Hocaya bir yorumcu da ya, hocam yapma. Rencide etmeniz beni bozdu. Hocam Allah aşkına yapma hocam, ne olursa. Şimdi... Bak dersin ki Hülya Avşar, Sabah Tümer. Ya işte, hepsi Simge Fıstıkoğlu. Hepsi güzel olmak zorunda mı? Bunlar gelip oturup bize ya niye bu kadar oturmasın kardeşim? Hocam Allah aşkına ben bu kadına yorum yapamam. Nasıl yaparsın hocam? Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl anons yaparsın? Yanında tutun. Ahmet bu resmi koysana ya. Sana yolladığımı. Allah Allah. Hocam, Allah Allah. Geçiyorum bunu bir tane bir ayı varmış hocam. Evde baştan sıkıldım beyler. Burası şeye döndü. Hayvan bahçesine döndü kardeşim. Hocam niye insandan bahsediyoruz? Niye Allah'ın yarattığı diyor. Hayır ayı geldi. Bakın bu doğru bir fotoğraf hocam. Photoshop falan değil. Evde pasta kesiyorlarmış. Sizin bir lafınız var yani sürekli. Hocam. Hocam bak hocam bak. Hocam. Zilen abi. Ne bu? Doğum günü partisinde bir ayı. Allah seni ya. Hocam bak. Hocam. Vallahi ayılar konusunda Sinan uzmandır. Sinancığım buyur. Hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ne güzel şeyden götürüyor değil ya mi? Şeftali mi o ne o? Ayı da hocam ayı da çok ayı da çok var ya duygusal hayvandır ya. Tabii. Ayının biliyorsun değil mi köylerde kadınlara kızlara aşık olduğu söylenir. Kız kaçırdığı söylenir. Çok kaçırır. Bir şey söyleyeyim sana. Tabii ya. Hocam. Ne? Bu ayılardan yok. Eskiden bizim mahallede vardı biliyor musun? Oynatırlardı falan filan. Hani Müjdat Gezer'in filmlerinde vardı. Hamamda falan derlerdi. Ama yani bayan yorumcu veya bilmem ne falan filan o işleri tabii bırakalım arkadaşlar. Türkiye'de bayan yorumcu. Aslında var yani ya. Bayan yorumcumuz var ama olayı. Bizim programımıza bayan yorumcu uymaz. Belli olmaz abi. Büyük konuşmayın çünkü hocam, bakın. Hocam bizim programda Sinan'ın, nasıl uysun hocam? Sinan'ın değişmeyen. Hocam sen Sinan'ın, hocam bir evet, dakika. Evet tekrar geçtik bayan sen, kadınlara. Sen bir dakika onu geçelim. Yani Ertem. Yok yok ona geçtik. Ha bir dakika. Bir dakika şimdi yani buraya biz bayan bir de şimdi bayan. Biz buraya hocam. Biz bayan yorumcu buraya koyduk. Evet. Abi bayan yorumcu burada ya abi bu şu grubun arasından nasıl bulacak, çıldırır ne konuşacak, ya. Ne edecek? Çıldırır saçını başını yorar gider. Yalnız bizde dayanabilir ya. Mi? Aynen öyle. Ha belki cumartesi benim birebir de hadi olabilir yani. Oo kendine yani, kendine bir olabilir. Evet. Bak Nur ablanın güzelliğine, asaletine bakıyor musun? Değişmeyen, ben çok seviyorum bir tanem o ya. Bitti vallahi mi? Bitti mi? Hocam, evet. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ben önümüzdeki sezon sanki içimden bir ses. Bu beşlinin yanına bir bayanın renk katacağını söylüyorum. Bizim Cansel kemiksiz de olabilir. Şimdi Nur Hanım tamam kendini ispatlamış ama temposu düşük.
90 dakika şey yapamıyor gibi geliyor bana. Bana göre tekrar söylediğim gibi. Hocam hiç seyretmiyor musun? Ben gece tekrarını seyrediyorum. Ama benim adayımı söylüyorum. Benim adayım. Tabii Türkiye'de öyle bir kadın bulabilir miyim bilmiyorum. Tipi az önceki. Az önceki gösterin abi. Allah'ın yarattığıyla da alay etmeyin. Hocam ya, alay etmiyorum ama yani. Gülüyor hepiniz kahkaha gülüyorsunuz. Hocam, hocam o tip hani o tip yani benim için bu yolculuğunu nasıl bağdaştırıyorsun? Bir şey söyleyeceğim ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Niye öyle bir tip içimdeki arıyorsun? İçimdekini hiç saklamış bir insan. Şimdi bak her zaman dışarı yorum. Burcu Esmersoy, Simge, bizim Figen. Rasim ne oldu? Figen, vatandaki Rasim. Figen mesela bizim şey. Ya çıkan para, kadınların yani, kızların hepsi güzel olmaz öyle mi? T'deki bizim Figen, vatandan ayrılı pardon. 360 yani bu güzel yani şimdi hem tipi düzgün hem futboldan anlayan kızlarımız varken yani kafa yapma biz hocam kafa niye ya. Yapayım kardeşim ya, futbolla bir alakalı işte siz bu sizin yapma için yani. Sizin biz için ya, buraya çıkan ekrana yani. Çıkan onlar, insan onları söylemiyorsun bunu söylüyorsun yapma hocam ya sizin için ekrana ne çıkan insan ne söylersen tersini söylüyorsun ya bitti mi çıkar sizin mısın için... flört eder misin bu ablayla ayak olsun evli bakalım geçinde konuyu değiştirin bekar olsaydın Ertem derim Ertem tabi ederim bekar olsaydın tabi mühim olan kalbi yiyorsun abi bakın dış görünüşü yapma ya hocam sarma bizi ya ya niye sarayım Ertem bak tehlikeli yerler yani bugün Türkiye'de çirkin statüsünde bak bir erkeğin kadını çirkin statüsüne koyması o kadın için ayıp, en büyük ayıptır. Doğru söylüyorsun. Bir Allah'ın bir insanı böyle de yaratmış olmuş hocam, ki bana göre son derece hoş bir kadın. Dalga geçmiyorsun. Ya niye dalga geçeyim ya? Alakası olmayan bir kadın. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Az önce Dimari'ye benziyor dedi. Olsa tanıyorum hocam. Ha? Türkiye'deki yorumcu bayanları tanıyoruz. Tanısan da bu pıda pırıl pırıl pırıldır değil mi? Ya beni ilgilendirmez. Var kızlar saydım demin biz. Yani yorumcu var ama... Yani kalkıp da bu değil. Onların isimlerini ver en azından yani. Bırak kafa yapma bizle ya. Hadi Ertem ben yoruldum kızımızın ya. Kızımızın adını söylüyorum. Gelecek sene yoruldum. Rosa de Palma. Kim? Önümüzdeki yıl bu kızı oynatacağız. Nerede? Rosa. O bir İspanyol. Evet. Rosa. Hocam Türkiye liglerini nereden bilsin ya? Farkı onda da İspanyol ligini yaparız. Avrupa'dan futbol bölümü. Gibi. Olabilir tamam. Sizin için hep böyle eli yüzü düzgün olacak ha? Evet abiciğim. O deminki dans eden göbek atan adamı koysanız abi. Hadi ya. Geniş ama geniş ekran. Of yorulduk. Bizim veda vaktimiz yavaş yavaş geldi. Stresimizi de attık. Vallahi stresimizi de attık. Hadi bakalım. Bu arada bir bayan arkadaşım var. Üzerine alınmış nedense. Niye üstüne alınmış? Hani kadın yorumcu demekten dolayı. Hafta içerisindeki tweetlerimizi görürsen eğer sevgili arkadaşım senden bahsetmediğini. Beyaz futbolda senin, kadın yorumcu kim olsun? Senden bahsetmediğimizi bizim çok iyi anlarsın. Şimdi sen ne diyorsun? Evet. Şey mi? Dora Hanım mı? Yok boş ver hocam isim vermem. Rosa de Palma. Şeyimi kullanıyorum. O kim ya? Son derece de güzel. Size abuk sabuk gelebilir. Hocam ben hiç o işlere şey yapmam. Türkiye'de yorum yapan bizim kızlık arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlardan birini söylersem söylerim. Ayıp olur söylersem. Yani isim vermek istemiyorum. Senin niyetin var yani. Çok değerli yorumcu. Yok ayrı bir şey. Neyse Ertem'cim. Evet. Ben buradan... abi şu resmi Ahmet kaldır da. Kaldıralım Ahmet. Normal bir yorum yapalım. Selam. Selama başlayalım. Normal yapalım evet abi. Daha Los Angeles'tan bütün stüdyodaki arkadaşlara selam söylüyor Murat. Biz de sana Murat'cığım buradan Los Angeles'a selam. Bir de sevgili Kemal kardeşimin oğlu Tarık Berk konuğun ikinci yaşını Eyüp kutluyorum. Eyüp Aydın, Fatih Aydın. Ya bir sus be kardeşim araya ya. Araya sıkıştırıyorum kusura bakma. Ya susturma yani çocuk bu kaseti özür, alacaklar. Özür. O yani özür. Ya Rasim ya. Bir dakika bir daha söylüyorum ya. Özür. Kemal kardeşimin oğlu Tarık Berk konuğun ikinci yaşını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kendine iyi bak güzel oğlum. Hayırlı akşamlar. Ertemciğim ben de Hamburg'dan Aykut Daşdemir kardeşime sonsuz selamlarımı iletiyorum. Kendisine saygılar sunuyorum. Ahmet abi. Hamburg'dan Aykut Daşdemir selamlar. Biliyorsunuz Twitter'da bir
hayırlı işler için örgüt arkadaşlarla kurduk. Başkanlığında da Celal Baggins var. Ona da buradan ekibine de selam söylüyorum. Şebiyar Uzun hazırladık mı arkadaşlar? Tam Ahmet Çakar'a, Abdülkerim Durmaz'a, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve Sinan Engin'e davetiyeler geldi. Gidiyoruz. Cumartesi akşamı saat 23'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Şebiyar Uzun programı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılacaklar, hemen belirtelim. Mustafa Ceceli, Yavuz Bingöl, Alişan bizlerle beraber olacak. Ya şey var, Yusuf Güney. Yusuf Güney Sami, yer alacak. Bak, en önemli Sami Özer. Sami abi de bizlerle beraber olacak. Çok önemli bir organizasyon. Biletix'ten de biletleri bulabilirsiniz. Şebiyar Rus töreni hem çok duygusal olacak, hem de Yavuz Bingöl'ü de izlemek isteyenler, Mustafa Ceceli'yi izlemek isteyenler, Alişan'ı izlemek isteyenler, Sami abi'yi izlemek isteyenler ekranda ve yine bununla beraber sevgili Yusuf Güney'i izlemek isteyenler cumartesi günü Sinan Erdem'de olabilirler. Sinan Engin'e, Ahmet Çakar'a, Rasim Ozan Kütahyalı'ya davetiyeleri geldi sevgili Selam Muhittin. Selam faslına geçelim mi? Geçelim. Cumartesi akşamı saatler kaçtaydı? Bir saniye, özür dilerim Rasim. Saatine bir bakacağım Yan tekrar. Andrea, saat 18. Rasim, bir saniye. Saat 18'de kapılar açılacak. Evet. 20'de program başlayacak sevgili seyirciler. Hemen altını da çizerek belirtelim. Ya buyur bak. Rasim, evet. Ya Kerim. Dortmund'da Giray ve Alperen Abbas. Kerim. Ertem, yandın mı sen ya Kerim? Acı lahmacun. Ya güzel. Çiğ köfte mi acıydı ya? Hepsi çok güzeldi. Kerim yani biraz. Abdullah Dündar. Lahmacun işte bu. Çiğ köfte biçimi yaptı Yaşar ya Kerim. Yaşar Sarıgül. Yine YouTube bastın galiba Kerim. Armağan Silivri. Kendi kendine Rasim. Ben konuşuyorum Rasim'le bir şey. Söyle Rasim. Kerim. Rasim'cim. Gidiyoruz. Kerim bekle. Herkese selam. Evet. Hadi bizi yapsın. Evet, Muhittin Palazoğlu size selam söylüyor hocam. Davetiyeleri. Ben Berkaydın kardeşim. O da örgüt üyesidir benim. Ona da selam. Muhittin Bey'e teşekkür ediyoruz. Palazoğlu doğru mu? Evet. Onur selam, teşekkür ediyoruz. Kardeşe, sağ olsun. Teşekkürlerimizi ilet. Ertem İletiyorum. Muhittin Bey'e ileteceğim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ertem programımızın dostu. Sonuna geldik. Ne dedin sevgili Evet. Heh, bir saniye. Programımızın içerisinde unutulmayan karelerden birisi var şu anda. Bir ekrana gelsin. Rasim, iyi izle. Ne olur, benle ilgili bir şey var. Evet, senle. Biz Ertuğrul Karan'la doğrasaydık eğer, Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Rasim'cim. Ne bir şey falan ne oluyor oğlum? Çok önemli. Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Rasim'cim. Ne bir şey ne falan oluyor oğlum? Çok önemli. Odası pey gibi ya. Hayda diyorsun ya. Ne oldu? Zor dedi ki ne bu ya? Bir dakika, bu iddiayı sevdim. Bir dakika. Biz onu doğramadık. Eğer Sinan Engin doğrasaydı Beşiktaş'ta doktorluk moktorluk yapamazdı. Canlısını yapıyoruz. Bak şimdi Rasim. Şimdi tekrar canlı jenerik senaryo yapıyor. Bir dakika da ben şimdi. Evet. Biz seni doğramaya başlasaydık şu an Beşiktaş'ta doktorluk yapamıyordun. Hayda. Ya şimdi yani. Olmadı Rasim. Ben gaza gelemedim. Rasim yok. Rasim orada içten yaptı ya. Şimdi yapamadı. Orada doğaçlama uykusu geldi. Bir dakika, Ertuğrul Karalık demedin sen. Uykusu geldi. Ertuğrul Karalık şey yap. Biz seni doğrasaydık kardeşim şu an Beşiktaş'ta doktorluk yapamıyordun. Hayda. Ne var Rasim, ne var bunda? Şimdi ne? Bir daha bir izleyeceğiz. Bir daha bir gelsin. Doğal çok güzel oldu. Doğal daha güzeldi sanki, bir daha bir orada çok bir güzel izleyelim. Doğal ve yapay. Biz Ertuğrul Karan'la doğrasaydık eğer, Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ne bir şey falan oluyor oğlum? Çok önemli. Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ne bir şey falan oluyor oğlum? Çok önemli. Odası pey gibi ya. Hayda diyorsun ya. Bir dakika. Rasim'in bak iki ek işi var Rasim'in. Bir, hani mahallelerde bozacılar vardır ya. Boza. Vallahi bravo. İkinci söylüyorum. Ramazan'da davulcu. Oğlum gibidir benim. Ya abi hadi gidiyorum ya, yeter ya. Ne? Daraldım ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Oğlum geberdim. Türkiye'de bir tane bir bayan hanımefendi bir yorumcumuz var, Figen Civan isminde. Biraz önce yanlış anlamış galiba. Sevgili Figen, senin spor yorumculuğunu biz çok beğeniyoruz. Sen üstüne alınma. Senin iyi bir gazeteci, iyi bir yorumcu olduğunu biliyoruz.
her ne kadar kırgınlıklarımız olsa da sen yani iyi bir Beşiktaş, sen iyi bir kadın yorumsun. Bu işi de hakkıyla veriyorsun. Kısa zamanda tırnaklarınla nerelerden nerelere geldiğini de biliyoruz. Kırılma böyle şeyler. Çok da başarılısın. Sen, hafta içerisinde Ahmet Çakar'la bizim aramızda Twitter'da böyle bir diyalog oldu. Böyle bir şey yok. Olmaz. Olamaz. Buna kırılma lütfen. Ama sen niye kırılmış ya? Sen biraz önce hani kadın yorumcu kim olsun dedik. Efigen üzerine alınmış. Hani benden sen... Yok tam tersi. Ben de seni severek de sen bizim gönlümüzün. Sen bizim gönlümüzün de ayrıca da gönlümüzün de yorumcususun. Bunu bir gel. Sen konuşunca şimdi... bu o çekiyor. Bir dakika. Gel Ahmet. Bir dakika dur. Sen ayrıca Figen'cim, kardeşim bizim gönlümüzün yorumcususun sen. Ya bırak. Hadi, hadi tamam, abi hadi iyi akşamlar. Hocam dur. Sinan abi. Evet seviyorum. Şimdi bir vedamız var. Vedayı şu... Abi açarken öpüşüyorsunuz. Ne var bunda? Alacağım seni abi. Öpün o zaman herkes. Bizim canıma bir atamaz mıyız? İkimizden geldiği zaman hocam. Ahmet benim müziği versene kapanırken. Hangi müzik? Oynayan mı? Baba. Benim müziği ver Ahmet biliyor. Ahmet biliyormuş. Ahmet benim müziği ver. O zaman bugün de kapanışı sen yapsın Sinan abi. Hakikaten sen yapsın Sinan bugün ki? Ya. İyi geceler diyeceksiniz. Yavaş yavaş bir güzel bir duygusal bir kapanma. Ona da hayda der. Yok demez. Evet hayda deme. Ya. Ahmet bizim seslerimi kes lütfen. Oo, bizim seslerimizi kes. Sinan romantik bir kapanış yap ya. Yok romantik değil. 11'den saat 11'den 3'e kadar. Saat 11'den gelmedin Ahmet bana. Geliyor. Karanlığım ben Ahmet. Tam uyku vakti. Her türlü karanlık. Saat 11'den 3'e kadar müzik bize dayandığınız için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet çok izliyorsunuz. Ahmet Hoca adına bir 39. Yani bir hatamız 40. Varsa bizi affedin. 40 yaz. Ahmet Hoca adına sizden özür diliyorum. Yani. Ama Ahmet Hoca bizim için çok değerlidir. Ahmet Hoca'dır. Ahmet Hoca... Adamdır. Hala müzik gelsin diye top kestiriyoruz ya. Ahmet Hoca, hayırlı akşamlar. Ahmet Hoca adına özür diliyoruz. Sağ ol. Kusura bakmayın. Bravo Sinan abi. Bravo. Ahmet Hoca adam mıdır? Çünkü Fenerbahçelileri Ahmet Hoca Alex'ten dolayı üzdü. Alex yayına bağlanacaktı. Alex yayına bağlanacaktı, bana mesaj attı. Alex. Ahmet Hoca benim için kötü konuştu, bağlanmıyorum dedi. Dersem ne olur? Bu da bir jenerik senaryodur. Ahmet vay Hoca'nın teorisi. Haydi o zaman iyi geceler Türkiye. Hocam. 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 Hocam.